Yalaza 19. bölüm. Mahallenin karikatürize edildiği fonda Osman Sınav ve Hasan Kaçan'dan Yalaza yazdı. Gündüz vakti. Düğün olayı İlker'in konağının kapısından geçiyor. Önde davulcu ile zurnacı, peşlerinde alkış tutarak onlara eşlik eden 5-10 kişi var. Küllerle süslenmiş gelin arabasıyla uzun konvoydaki araçlar dörtlülerini yakmış, yokuşu ağır ağır iniyorlar. Konağın penceresinden konvoyu izleyen Arda üzgün el salladı. Düğün salonuna geçildi. İbrahim'le Nalan sahnedeki masada kızlar davetlileri karşılıyor. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Ben seyirinizi göstereyim. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. İbrahim Nalan'a sokulup bir şeyler fısıldadı. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz, buyurun. Hoş geldiniz. Kezban gelenlere yer gösteriyor. Ayşe teyze hoş geldin. Hoş geldin. İbrahim yanına gelen küçük Fatih'e bir şey söyleyip ayaklandı. Şişt, azıcık gülümseyin bari. Tamam, yapma, gülümsüz işte. Hoş geldiniz. Güldüm bak. Gökçe yanında duran Tuğba'nın kravatını düzeltirken İbrahim geldi. Arda'dan haber yok mu? Ha, merak etme baba, şey, ben Ejder Bey'in yanına gittim ya işte, dedi ki göndereceğim hazır olunca dedi. Güvenmiyorum da buna. Hoş geldin. Gelenlere döndüler. Eyvallah. Takı töreni yapılıyor. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Orta yaşlı bir çift. Ya İbrahim, oynamamız lazım. Hadi. Hadi çabuk. Hayır, hayır. Lütfen İbrahim, hadi. 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 Olur mu İbrahim? Hadi ya. Hadi bakalım. Gelin adam. Hadi. 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 Pistin ortasında oynamaya başladılar. İbrahim boynunda uzun takı kurdelesiyle zoraki parmak şaklatıyor. Naylansı daha neşeli. Orallar üzerlerinde simsiyah takım elbiseleriyle bir masada oturmuş izliyorlar. İbrahim oyunu ayak uydurmaya çalışıyor. İbrahim ya istersen şu paraları ben emanete alayım. Şimdi gazetelerde okuyoruz böyle neler oluyor vallahi. İstersen ben emanete alayım onu. Yaşlar bak, elimin hizasındasın, çıldırtma beni. Kaybol şuradan. Tabii. Oynuyor, ne yanına gitti. Ya Helmut öyle olur mu Helmut? Hadi, 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 hadi. Börte çiğneme bak be. Nasıl da Nazlı savunuyor. Kızlar da pisli. Aysun da kuğu gibi maşallah. Aysun koyu yeşil bir elbise giymiş, saçları sarık. Ceylan gibi sekiyor Burcu'm ya. Burcu'nun üstünde metalik parıltılı bir elbise, yüzünde ağır bir makyaj var. Şşşt. Gevşemeyin beyler. Ciddileştiler. Kimse bizi yerimizden kaldıramaz ha. Elini kolunu koyacak yer arıyor. Engin'in kolunda salona giren Alev, pistte kibar kibar parmak şaklatan Narlan'la İbrahim'e odaklandı. Geldiklerini fark eden Tuğba kızlara kaş göz etti. Obarak! Herkes durup Alev'e döndü. Eyvahlar olsun. Nalan gergin. İbrahim donup kalmış Alev'e doğru bakıyor. Taraklı'ya göktaşı düştü beyler. Savulun. Alev üstünde mor kadife elbisesiyle durmuş izliyor. Ay ne yapacak şimdi? Rezalet çıkartmasın sakın. Ay. Olay bombe haber. Koşup gitti. Nalan'ın şaşkınlıktan ağzı açık kalmış. Alev Engin'le kol kola hareketlenerek gelinle damada doğru yürüdü. Kendinden emin ifadesiyle İbrahim'in karşısına dikildi. Tebrik ederim Nalan. Tokalaştılar. Teşekkür ederim. Sizi de tebrik ederim İbrahim Bey. Soğuk gülümsemesiyle elini uzattı. Mahcup halde öylece bekleyen İbrahim elini sıkarken Kübra telefonla videolarını çekti. Teşekkür ederim. Ya ne yapıyoruz? Hadi çal çal çal. Hadi çal. Hadi. Santral çifte telle oynamaya başladı. Biraz zoraki onu eşlik eden Alev şaşkın izleyen kızları da yanlarına aldı. Yaşar aralarda seke seke gezinerek oynuyor. Alev bakır kızılı uzun maşalı saçlarını arkaya attıra attıra oynamaya devam ediyor. Nalan beş karış suratla gelin masasına oturdu. Peşinden gelen İbrahim de sağ yanına geçti. Ne yapacağını bilemez gibi Nalan'a şöyle bir bakıp boynundaki takı kurdelesini çıkardı.
Nalan dolu dolu gözlerle kafasını çevirerek birbirlerine zoraki gülümsediler. Santral'le karşılıklı oynayan Alev de gergin ama ara ara gülümseyerek bozmamaya çalışıyor. Kızlar hala şaşkın. Fatihler de önlerinde kuru pasta ve limonatalarla öylece oturmuş izliyorlar. Kübra telefon kamerasıyla oynayanları çekiyor. İbrahim ve Nalan onlara sırtı dönük halde salınan Alev'i izliyor. Arda konakta, üstünde lacivert bir takım elbiseyle durmuş, elindeki çerçeveli fotoğrafa bakıyordu. Ejder odanın açık kapısında belirdi. Arda annesinin fotoğrafına bakıyor. Düğüne geçildi. Helmut da Kezban küçük sahnede vals yapıyor. Herkes oturmuş onları izliyor. Oral gözlerini devirerek Fatih'e odaklandı. Hadi, hadi. Tamam mı? Aysu'nun gözü onlarda. Onlardaki bu artistlik ne böyle? Evet ya. Şu tiplere bak. Hiç. İnsan bir dansa kaldırır be. Hayır yani dans etmek istediğimden değil de. Bırak abla ya. Baksana Oral yok, olay da yok hayatımızda. Ben böyleyim ya, boş verin. Doğru söylüyorsun vallahi. Haklısın. Doğru. Kezban kocaman gülümsüyor. Şuraya bak. Biz de misafiriz ama bizimle hiç ilgilenen yok. Bir yanımıza bir de uğramadılar ortaya söyleyeyim. Yani her ne kadar davetli ortalamasının üstünde bir iştihama sahip olsak da sonuçta biz de bu düğüne davetliyiz yani. Ayıp. Ben hiç böyle hayal etmemiştim abi. Hiç. Abi, kızları biz mi dansa kaldırsak? Bu söylediğini duymamış olayım İsmail. Hiçbir güç bizi dansa kaldıramaz. Kezban'la Helmut'un dansı devam ediyor. Müziğin değişmesiyle Oral kollarını iki yana açıp masadan kalktı. Peşinden İsmail de ayaklandı. En son Fatih de kalkıp oyuna girdi. Siz de kalkın, haydi. Kendi kalktı. Alkış tutarsın sadece hadi. Belli olacak haydi. Ha, git ben de anlarım ya. Kalk. Hadi hadi. Sen de kalk çabuk. Oynaya oynaya sahneye geldiler. Kuba üstünde siyah ceketi ve siyah pantolonuyla kısım kısım kısılarak erkek gibi oynuyor. Burcu ile Gökçe'nin suratı beş karış. Nalan biraz neşesi yerine gelmiş gibi İbrahim'e gülümsedi. Arda gelmedi daha. Gelir inşallah. Oyun pisti kalabalıklaşmış. Orallarla İbrahim'in kızları karşılıklı ama tavırlı oynamaya devam ediyor. Masadan kalkan İbrahim piste inip kızlarına yanaştı. Arda nerede kaldı? Hey, baba ben onu unuttum. Ejder getirecekti. Kızım Ejder'e güvenirim. Ona inanılır mı? Nereye? Arda'yı getirmeye. Piste gelelim. Ben de geliyorum baba. Aralım. Siz nereye ya? Arda'yı unuttuk. Fatih, İsmail. Peşlerine düştüler. Gelin arabası Ejder'in kapısına yanaştı. Peşlerinden Oral'ların minibüsü de geldi. İbrahim Tuğba ile arabadan inip kapıya koştu. Nalan da üstünde gelinliğiyle arabadan inip koşa koşa yanlarına gitti. Heh, Arda'ya ama geldik. Ejder benim haberi var. Böyle bir günde bize zorluk çıkarmasın. O esnada üst katın merdivenlerinden inen Ejder kapıya geldi. Buyurun, buyurun. Çocuğun hazırlanması biraz uzun sürdü de. Madem buraya kadar geldiniz tabii alabilirsiniz Arda'yı. Arda merdivenlerin başında. Oğlum. Yavrum, sen ne kadar yakışıklı olmuşsun öyle. Ablacığım, film artistleri gibi olmuşsun adeta. Dur. Vallahi bakamayacağım. Gözlerim kamaştı. Arda neşesiz. Maşallah sana.
Hadi oğlum seni almaya geldik. Bak düğün salonunda herkes seni bekliyor. Herkes Arda'yı bekliyor. Santar amcan, Kezban teyzen, bütün komşular, Asil, Helmut herkes orada. Artık kötü günler bitti yavrum. Avukat sosyal hizmet görevlileriyle konuştu. Çok yakında artık hep evdesin. Gelmeyeceğim. Burada dedemle kalacağım. Kapıdakiler şaşkın şaşkın birbirine bakıyor. İbrahim karşılarında dikilen Ejder'e bakıyordu. Arda'ya odaklandı. Arda üzgün. Gri beton fondaki siyah kare içinde sinegraf yazısının harfleri birer ikişer belirip kayboldu. Sonra siyah fona sabitlendi. Üzerine gelen fırça darbesiyle çizilmiş kırmızı zeminde Osman Sınav yazıyor. Osman Sınav ve Hasan Kaçan'dan Yalaz'a yazdı. Bileğinin iç kısmında kafesinden kaçmış kuş dövmesi olan bir kadın eli, orta yaşlı bir adam ve iki genç kadın resmi çizdi. Siyah kalemle çizilen resimler renklenerek karikatüre dönerken jenerik akmaya başladı. Aynı anda karakterler ve yaşadıkları mahalle karikatürize ediliyor. İbrahim Sinan Taymin Albayrak, Alev Didem Balçın, Nalan İpek Tuzcuoğlu, Yaşar Erdal Cindoruk, Faik Erol Aksoy, Aysu Gamze Karaduman, Gökçe Ergül Miray Şahin, Burcu Merve Erdoğan, Tuğba Lalizer Kemaloğlu, Kezban Zeynep Gülmez, Nazmiye Elif İnci, Helmut Ercü Turan, İsmail Kerem Muslugil, Oral Mert Carim, Fatih Batuhan Aydar, Asil Özkan Ayal, Kübra Gizem Koçer, Kadir Ömer Gecü, Arda Tibet Kursun ve Settar Hasan Kaçan ve Santral Kadir Çöpdemir. Proje tasarım yapımcı Osman Sınav, konsept danışmanı Hasan Kaçan, yönetmen Mehmet Bahadır Er Yücel Hüda verdi. Üzerinde marangoz önlüğü ve elinde keskiyle İbrahim ve mahalle içinde karikatürize edilmiş diğer karakterler. Resmin üzerinde Osman Sınav ve Hasan Kaçan'dan Yalaz'a yazdı. Akartürkler evde kahvaltı masasında. Hepsinin yüzü asık, çaylarına dokunmamışlar. Hadi ama yapmayın böyle. Birkaç lokma bir şey yiyin. Benim iştahım yok. Aa, yapma İbrahim, olmaz öyle şey. Ya elbet bir çare bulunur. Öyle diyorsun da Nalan abla. Bunca verdiğimiz emek boşa gitti. Evet. Biz Arda'yı almak için neler yaptık, ne hallere girdik. Şimdi tutturmuş ben eve gelmem diyor. E besbelli. Çocuğun beynini yıkamış. Şeytan diyor, Arda'yı zorla getir şuraya. O konağı da Ejder'in başına başına yık. Bunu doğru söyledi İbrahim. Yok yok aman ha. Ya o şeytan Ejder'in istediği de bu zaten. Sakın, sakın ha. Vallahi bana uyar Nalan abla. Babacığım gidelim, basalım konağı, alalım Arda'yı, gelelim ya. Kızım ara sana şu Arda'yı. Benim telefonlarıma cevap vermiyor. Aysu aramaya koyuldu. Açmıyor telefonlarımı. Dön. Alo abla. Yavrum. Kızım nasılsın? İyiyim. Bekle. Şimdi bekle, bekle. Telefonu İbrahim'e verdi. Oğlum. Arda nasılsın? Elinde telefonla öylece kaldı. Oğlum. Masadakilerin heyecanla gülümseyen yüzleri asıldı. Arda. Telefonu kulağından uzaklaştırıp indirdi. Ben Arda'yla konuşmaya gidiyorum. İbrahim. Ayaklandı. Arkasından baka kaldılar. Alev bir yamaca kurulu mahalleden arabayla geçiyordu. Parke taşlı yolun bitiminde durdu. Ejder elleri ceplerinde önünde dikiliyor. Ne yapıyor bu ya? Arabadan indi. Durdukları yer dere üstündeki alçak bir köprüymüş. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Seninle konuşmaya çalışıyorum. Şimdi de şehir eşkıyası gibi yol kapatmaya mı başladınız? Görüşme teklifimi reddedince buna mecbur kaldım. Yine ne hain planlar içindesiniz acaba? Ama beni bunlara alet edemeyeceksiniz. Şimdi çeker misiniz arabanızı? Sana gerçekleri söylediğim için beni suçlayamazsın Ali. İbrahim'in seni kendi ateşine çekeceğini söylemiştim.
ondan intikam almayı isteyeceğimi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Kırgın ve öfkeli olabilirim ama vicdansız biri değilim. Elbette değilsin. Ben seni gayet iyi tanıdım. Sen hem çok iyi kalpli hem de akıllı bir kadınsın. Benim acılarımdan faydalanmanıza izin vermeyecek kadar akıllı olmam gerekmez mi? Mesele senin acından da benim intikamımdan da daha önemli Alev. Arda'nın iyiliği söz konusu. Güldürmeyin beni. Siz Arda'nın da o ailenin de hayatını mahvettiniz. Asla. Tıpkı zamanında İbrahim'le ilgili gerçekleri göremediğin gibi bu konuda da yanılıyorsun. Ne söyleyeceksiniz söyleyin, fazla vaktim yok. Sana bir teklifim var Alev. Boşuna zahmet etmişsiniz. Teklifiniz sizin olsun. Cevabım hayır. Bak. Sen de beni iyi kötü tanıdın. Reddedilecek bir teklif için bu kadar zahmete girme. Merkeze yakın bir sokağa geçildi. Ya bütün işleri yoluna koymuşken bu kabus da nereden çıktı anlamadım ki ben ya. Ya gerçi tersi çıkar derler. Hayırlara gitsin. Hayırlara da gitti nitekim yani. Bak aha İbrahim'e verdik. Hem Arda'ya hem Alev'e faydası oldu. Aha bu ejderha da kasabadan defolup gittiği zaman... tamam ya eski mesut günlerimize döndü. Hey, hey. Çitlerin ardındakilere bakarak durakladı. Bunlar kim ya? Kabusum gerçek mi oluyor? Kasabayı ajanlar mı bastı? Ya bunlar turist olmasına turist değil de... ne yapıyorlar? Beton mikseri gibi karıştıracaklar ha. Mübarek! Koştura koştura gitti. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Aynı sokakta. Bana bak lan Yaşar. Sen bu işlere iyice kapılandın. Kapılandın ama öyle kendini iyice kapattırma oğlum. Yeni kaynak arayışlarında bulman lazım. Başka şeyler bulman lazım. Santralin durduğu yerde durakladı. Bak bak bak. Ya bu turistler de benim duygularımla oynuyor ya. Bir evin bahçesinde fotoğraf çeken adamla sarı saçlı kadını izliyor. Eskiden neymiş? Su gelir iz bırakır, turist gelir döviz bırakırmış. Ya nerede o mangırın bolluğu Allah aşkına ya? Bunlar ancak gelsinler 3 liraya 5 liraya tahta kaşık alsınlar. Bir de beleş beleş fotoğraf. Vallahi var ya bu turizm sektörü batmış ya. Bahçeye doğru bakıp duruyor. Halbuki şurada gelin arkadaş bir tane daire alın değil mi? Ha? Bir tane arsa parselleyin. Böyle fahiş fiyata filan bir mezar yeri kapatın. Yok arkadaş. Nerede? Şunlara bak ya. Bir de alıcı gözüyle bakmazlar mı öyle? Allah'ım yarabbi. İkilinin yanına takım elbiseli genç bir adam geldi. Bu ne lan? Alıcı gözüyle bakıyorlar vallahi. Ya şık gitti lan, yağlı müşteriymiş bunlar. Bilemedin Yaşar. Bilemedin gidiyor. Allah gidiyor. Allah seni kahretmez Yaşar. Derenin sen yağlı müşteriyi kaçırdın. Sen nasıl bir adamsın? Yaşar, Yaşar. Yağlı müşteri git. Sol el bileğinden ve boynundan nabzını yokladı. Santral bahçeye gizlenmiş. Hücre evinde tuttular. Ejder'in konağın penceresinden bildir atmaları yakındır. Ah ajan bunlar ajan. Ben o sizin seyf ağzınızı başınıza yıkmaz mıyım lan? Ha? Mübarek! Aysu pencere önündeki yatağa oturmuş kendi kendine bir şeyler mırıldanıyor. Kardeşleri onu izliyor. Şşt! Abla! Ne konuşuyorsun orada kendi kendine mırıl mırıl? Aynı yataktalar. Düşünüyorum. Biliyorsunuz ki düşünmek ruhun kendi kendisiyle konuşmasıdır. Ama sende nerede Burcu? Peki ablacığım. Konuşmam bitince acaba ruhunun ne dediğini bize de anlatır mısın? Bitti! Açıklıyorum. Ejder'in planlarını öğrenmemiz lazım. Hiç şaşırmadılar. Gerçekten mi? Biz bunu niye daha önce hiç düşünmedik? Peki bu geldi mi? İçeriye bir ajan sokmak. Üf, abla kimi bulacağız ya? Nilgün diye bir kadıncağız vardı. Bize yardım etti diye işine ne oldu zaten zavallı? Hizmetçi kadın var. O olmaz mı? Evet var. Olmaz olsun. Kıskançlığın ne yeri ne de zamanı Burcu. Birini bulmamız gerek. Ama kim? Tuğba dalıp gitti. Tuğba.
Sen bizi deminden beri dinleyip dinleyip niye cevap vermiyorsun? Dalmışım abla. Nereye daldın? Gökçe şüpheli gözlerle Tuğba'yı süzüyor. Hizmetçiymiş. Settar dikiş makinesinin başında. Baba! Bir takım ajan kılıklı adamlar Taraklı'nın meydanında elini kolunu sallaya sallaya dolaşıyor baba. Bunlar kimin nesi, kimin fesi? Malumatın var mı baba? Hayrola Santral? Afiyle mi başladın? Sana ne? Baba niye öyle diyorsun? Bunlar enteresan insanlar. Ben zaten bunu rüyasında gördüm. Gece nefes nefese uyandım. Kabuslar içinde Allah hayra çıkarsın ya. Sonra da bir daha uyuyamadım. Kayıntıyı fazla kaçırmışındır. Ya da yatarken üstün açık kalmıştır. Bak baba sen beni ciddiye almıyorsun ama... Santral boşuna rüya görmez biliyorsun. Yani içimden bir ses diyor ki... Santral aman diyor, uyanık ol diyor. Uyanık ol diyor. Bunun altından bir Çapanoğlu çıkacak da... bugün mü desem, yarın mı desem bilmiyorum. Santral. Adamın biri ehline gitmiş. Ha? Efendim demiş, ben bir rüya gördüm. Hı. Rüyamda koskoca bir orman. Orman mı desem, ağaçlık mı desem? Çayır mı desem, çimen mi desem? Sonra çıktım, yürüdüm. Karşıma koskocaman bir deniz çıktı. Hı. Deniz mi desem, derya mı desem? Akarsu mu desem, göl mü desem? Yürüdüm, bir de baktım. Devasa bir şato. Ama şato mu desem, kulübe mi desem, kale mi desem, ev mi desem derken Hazret sinirlenmiş. Ulan demiş Derviş Mehmet, Allah senin cezanı verecek ama bugün mü desem, yarın mı desem? Aman baba Allah korusun, ne diyorsun ya? Bak sen Santral'i ciddiye almıyorsun ama Santral boşuna ceyran almaz. Ortalık karışacak. Ben sana daha karışığını söyleyeyim mi? Neymiş o baba, ne olmuş? Gel sana sıcak karışık bir pide söyleyeyim. O barak. Ama bir değil de bir buçuk olsun baba. Yanına ayran da söyleriz. Yalnız salata mı desem, piyaz mı desem ya yanında. Ama finalinde de tatlı gerekir de. Kadayıf mı desem, sütlaç mı desem? Settar gözlüğünü taktı. Santral, sen şu gariban yorgancıyı göçerteceksin de. Bugün mü desem, yarın mı desem? Santral'e bakarak işine devam ediyor. Teklifime ne diyorsun hala? Ne diyeceğimi bilemiyorum. Öyle bir şey beklemiyordum. Siz gerçekten korkulacak bir adamsınız. Karşımda durursan korkarsın. Ama yanımda olursan hep kazanırsın. Evet, cevabın nedir? Henüz karar vermedim. Teklifinizi düşüneceğim. Peki, düşün. Ama zamanımız yok. En kısa sürede size dönerim. Düşünceli ifadesiyle dönüp arabasına doğru yürüdü. Arabanın yanında bir anda duraklayarak bakışlarını boşluğa dikti. Santral kahveye geldi. Gizli ajandalar açılmış, veri toplanıyor. Ajan olur da ajanda olma ama o barak. Yabancılar kahvede. Umut. Umut'cum sen bu yabancıları tanıyor musun? Adı üstünde. Nereden tanıyayım? Yabancı işte. Umut sen de bir zamanlar yabancıydın. Ama şimdi bizdensin. Yalnız ben kullandım senden iyice. Bana bak. Bizim burada bizim ekmeği yiyip ondan sonra o şansölyenin adamı olursan o ekmek sana zehir olur. Ne saçmalıyorsun sen Santal? Doğru ya. Sen zaten ajan olsan en baştan Müslüman olurdun değil mi? Helmut'cum, güzel kardeşim artık sen de bu milletin bir ferdisin. Bu millete karşı vatani görevini, borcunu yerine getir. Yetti ya, yetti döviz bırakanlar ya. Önündeki masada oturan yabancılara baka kaldı. Döviz bırakanlar. Gözlerini devirip yanlarından geçti. Ben sana askere git demiyorum ki. Aha bu ecnebilerle ecnebice konuş, ne diyorlar onu öğren diyorum. Ya öyle konuşmama gerek yok ki, onlar zaten Türk. Türk mü? Türk mü?
Ha, ne istiyorlarmış peki? Ya bir şey konuştukları yok. Benden iki orta kahve istediler, o kadar. Ya arkadaşım, ben de bu çulsuz takımından bıkmışım ya. Boşu boşuna yavam yapmışım o barak. Sen yine de kulaklarının recording düğmesini aç da kaydet, ne olur ne olmaz. Yabancılar fotoğraflara bakıyor. Şu konağı da bir görmek lazım. Merkez uzak ama çekim için iyi olabilir. Yaşar onları izliyor. Doğru söylüyorsun. Buradan çıkınca ilk iş gidip oraya bakalım. Şu sabah konuştuğumuz emlakçının adı neydi? Yaşar Çelik. Efendim? Yaşar Çelik, ben Yaşar Çelik. Yok beyefendi, yanlış anladınız. Biz sabah başka bir emlakçıyla görüşmüştük. Oo, mesele tamam. Sizi affediyorum. Sabahki o elim olayı unutuyoruz. İşimize bakıyoruz. Efendim, ben Yaşar Çelik. Namı değer Yaşar Emlak. Gelirken sağdayım, derken soldayım. Evet. Kadınla adam benim kalkıyor. Yani evet. Öbür taraftan gelirseniz de solda oluyor. Gelirken çantaları toparladılar. Bu taraftan geldiğinizde gelirken sağda giderken tamam, solda oluyor. Deli herhalde. Hayır yani beni lan bir ya bir şey anladı yok. Ne gidiyorsunuz ya? Gittiler. Döviz ne oldu? Döviz bıraksanız mı? Altın da olurdu. Türk parası da olur. Masaya bıraktıkları paraya bakıyordu. Çaktırmadan alırken Helmut gelip elini koydu. Yaşar'a kötü kötü bakarak aldı. Sana verecektim zaten. Helmut öyledir gibisinden kafa sallayarak yanından ayrılıp ocağın başına geçti. Yaşar yan masada oturmuş çayını yudumlayan Asil'e yanaştı. Kalkan orada. Asil elinde çayla kalktı. Hisar konağına geçildi. Oral menü tahtasına ders kızlar, konu aşk yazarken Fatih'le İsmail oturmuş izliyor. Ne oldu, niye durduk? Her şeyi yazan kalem aşka gelince yazmıyor ya. Tahtaya da yazılmıyormuş. Çitex. Ver bakayım abi. Ayaklanıp kalemi Oral'dan aldı. Avucunda deniyor. Abi her şeyi bu kadar anlam yükleme ya. Kalem bitmiş. Biliyoruz lan. Mevzumuz kalem mi şu anda? Biz bu kızların peşinden koşmadık mı? Koştuk. Elimizde ne var şu anda? Hiç. Vallahi Santral abi o kadar ağırdan satın kendiniz dedi. Durumumuz ortada. Elde var sıfır. Hakikaten abi biz ne yapacağız ya? Yani ya böyle başımıza bir sihirli değnek değmesi lazım ya da bir talih kuşu konması lazım ha? İsmail'cim yani senin başına bir kuş konabilmesi için oldukça iltifa kaybetmiş olması lazım koçum. Çünkü zira henüz senin rakımlarında uçan bir kuş keşfedilmedi. Ha, çok komik abime teessüf edeyim. Allah o kadar daraldım, o kadar içim sıkılıyor ki böyle dişimi sıka sıka kıracağım en sonunda. Fatih'cim bize diş değil prestij lazım. Bak zaman akıp gidiyor şu anda. Abi bize prestij lazım diyorsun da şimdi ben bir taraftan kendimi İbrahim abinin yerine koyuyorum. Şöyle bize bir bakıyorum. Yani ben bize değil kız, günahımı vermem be. Sen deterjan mı içtin oğlum? Ne biçim konuşuyorsun böyle abuk subuk saçma sapan ya? Haklı abi ya, haklı. Şu halimize bak. Üçümüz sürekli birlikte sebilhane bardağı gibi dolaşıyoruz. Ne işimiz var ne gücümüz. Tamam oğlum, teyp gibi başa sarıp durmayın. Bunları konuştuk daha önce. Moral motivasyonumuzu düşürmeyeceğiz. Yok yok, bizim bir şeyler düşünmemiz lazım. Vallahi bak. Vallahi bir şeyler düşünmemiz lazım ya. Düşünelim. Tamam. Ben burada çok bunaldım. Vallahi aşağıda düşünelim. Birer çay koyalım önümüze. Şu tahtayı da alın. Bana benim manikatam tuttu. Al şunu. Al şunu. Gel. Tahtayı kaldırıyorlar. Ben alırım. İbrahim Ejder'in kapısına geldi. Çiğdem açtı. Arda'yı görmeye geldim. Kusura bakmayın ama Ejder Bey'in izin olmadan sizi içeri alamayacağım. İyi günler. İbrahim kapıyı tuttu. Arda benim oğlum. Onu görmemi engelleyemezsiniz. Arda! Arda! Oğlum seni seviyorum. Sakın bu adamın dediğine inanma. İçeri girdi. Arda! Ejder karşıladı. Arda! Bak baban seni görmeye gelmiş oğlum. Ders çalışıyorum. Bak gördün. Çocuğu çağırıyorum, gelmek istemiyor. Torunum da anladı babasının nasıl bir insan olduğunu. Sözlerine dikkat et Ejder. Bana kızacağına kendine kız İbrahim. Bir sor kendi kendine ben ne yaptım diye. Asıl sen ne yaptın da küçücük çocuğu bu hale getirdin?
Kim bilir ne yalanlarla beğeniliği kadın onun. Kime söylüyorum ki? Sen vicdansız bir adamsın. Vicdanın yok senin. Ama emin ol, bu vicdansızlığın bedelini ödeyeceksin. Herkes ödeyecek yaptığının bedelini İbrahim. Çiğdem, eşlik et kapıya kadar beyefendi. Belinde beyaz önlüğüyle geride duran Çiğdem başıyla onayladı. İbrahim Ejder'e kötü kötü bakarak dönüp hızlı adımlarla gitti. Yağmur damlacıkları sarkan dalların ardından köprü. Tuğba üstünde haki bir mont, altında haki pantolonu, boynuna gri bir atkı dolamış, sırtında çantasıyla etrafına bakına bakına köprüden geçiyor. Gergin ifadesiyle yürümeye devam ederek gözden kayboldu. Yaşar yüzünü gazeteyle kapatarak bakınıyor. Tekrar merhaba. Telefonumu burada bırakmış olabilir miyim? Yerden alıp verdi. Baya düşünmüşsiniz. Baya. Burada mıydın? Buyurun bir çay içelim. Geçin ya. Ya ben aslında şöyle. Otur. Ben de Ermut'tan sağlıklı hava hadisi alamayayım. Hava hadisi yani hava dışarıda ne kadar soğuk değil mi? Ya burası çok soğuk oluyor. Taraklı çok soğuk. Yani Allah sizi inandırsın. 32 dişe değil keman obuğa çaldırır ya. Yani sen yengeme dikkat et enişte. Yenge sen de enişteme dikkat et. Biz evli değiliz ki. Aa. Nesiniz sizin? Neden gelip nereye gidiyorsunuz? Niye buradasınız? Affedersiniz ama size ne? Nazeninlik ve nezaket binasından çıkmayacak bir söz benim kalbimi kırar. İncindim. Yıprandım, kırıldım açık söyleyeyim. Ben halbuki hoş geldiniz, beş gittiniz demek istemiştim yani. Kasabalıyla aramızı iyi tutmamız gerekiyor. Sen ne yapıyorsun? Adam bize hoş geldiniz demek istiyor. Tabii belki yerel dilde şey yapmam lazım. Yani hakanka, mukanka, konka. Efendim? Tabii yerli dili kullandım. Pek aşina değilsiniz. Yani ne yapıyorsunuz burada ya? Ne yapıyorsunuz? Bedize için Taraklı'ya mekan bakmaya geldik. Eğer beğenirsek hemen çekimlere başlayacağız. Elbette bunun Taraklı'ya katkısı büyük olacak. Hatta bazı roller için yerel halka da fırsat tanıyacağız. Bak bir şey söyleyeyim. Hollywood'u, Bollywood'u burayı kıskanıyor. Clint Eastwood burası doğal plato diye bize şey çekti. Yani o kadar acayip bir yerdesin. Burada dizi filmi çek, sinema filmi çek, röntgen filmi çek. Cam gibi görüntü alırsın ya. Çok güzel, çok iyi, çok iyi. Yalnız bunlar aramızda kalırsa çok seviniriz. Ne demek? Ne demek? Bak sır olduğu zaman, sır olduğu bile benim kolum öğrense bunu... ...aha ben şuradan keser atarım. Hoparak! Yaşar gazeteyi indirdi. Tebrik ederim Yaşar'cığım. Yeni işin hayırlı olsun, yeni sektörün hayırlı olsun. Şimdi öncelikle bir film çekmek için ne yapıyorduk? Bir aslan bulmamız gerekiyor. Çünkü bütün filmler hao diye başlar değil mi? Hao diye başlamadan bir film olmaz. O yüzden bir aslan bulmamız gerekiyor. Allah'ım yarabbim seni yüzden öleceğim ya. Vallahi de. Masada çalan telefonunu aldı. Buyurun efendim. Evet efendim. Uçarak efendim. O fırlayıp giderken Asil masanın altından çıktı. Santral havalı tavırlarıyla ellerini birleştirdi. Peki dizimizin senaryosu ne olacak? Buraya neden geldiğimizi söyledik. Ama senaryo konusu bir sır. Bunu size söyleyemem. Ama bakın bizim de adetimiz paylaşmak. Aa ben bak çayımı sizinle paylaşırım. Ne var bunda ya? Bunu çayına ekledi. O barak ne var? İbrahim İlker'in ofisinde. Nalan'la evlenmekte hata mı ettim acaba? Siz yapmanız gerekeni yaptınız. Bu önemli bir karar. Arda'nın kabullenmesi zaman alacaktır. Arda'yı geri kazanamayacaksan bu evliliği sürdürmenin manası ne? Ben onu kazanayım derken daha da uzaklaştırdım. Bir baba olarak meseleye duygusal yaklaşmanız çok normal. Ama duygularınızla karar veremezsiniz. Arda'yı mahkemede kazansam da gönlünü kazanamamaktan korkuyorum. Ona bu evliliği hazmetmesi için biraz zaman tanıyın. Siz de mahkemeye kadar sabredin. İnanın her şey yolunda. Sosyal hizmetlere evliliğinize ikna olmuş görünüyor. Mahkemede asıl önemli olan da bu. Arda'yı kazanınca
gönlünü de kazanırsınız. Öyle mi dersiniz? Hiç şüphem yok. Ama bir an önce toparlanmalı ve bu evlilik oyununu sürdürmelisiniz. Ejder çalışma masasında satranç oynuyordu, durakaldı. Ben emretmişsiniz veli nimetim. Neredesin sen? Vallahi bu aralar biraz yoğunum ya, iş adamı olduğumdan. Bana maval okuma. Senin işin benimle. Nerede istediğin bilgiler? Efendim, bakın bu konudaki çalışmalarım devam ediyor. Ancak Taraklı'ya intikal eden bir grup iş adamı bendeki cevheri fark etmiş olacak ki etrafımda pervane oluyorlar. O yüzden de davetinize icabet edemedim. Sadede gel. Yaşar gülümseyerek oturdu. İbrahim'in evliliğinin sahte olduğuna dair delil getirecekti. İnanın boş durmuyorum. Yani şeyleri, yani ben bir dosyaları getirebilmek için James Bond gibi çalışıyorum ya. Fakat Sean Connery olanından. Çünkü Sean Connery beni, yani biraz daha beni yansıtıyor ve o yüzden. Neler buldun bakalım? Öyle çok gelir getirecek bir bilgi yok açıkçası. Beş para etmez anamın tekisin sen. Bakın Ejder Bey, beni yanlış anladınız. Ben bu gece hain planlarımı devreye sokup size gerekli bilgileri getireceğim. Ama bana biraz zaman vermeniz lazım. Siz de takdir edersiniz ki öyle hain planlar şak diye gerçekleşmiyor. Tabii bu sizin hani uzmanlık alanınız olduğu için size söylüyorum. Zevzekliği bırak. Sana yarına kadar mühlet veriyorum. Eğer bu bilgi yarın gelmezse benimle işim biter. Size hizmet etmek benim için kutlu vazife ve yarın dosyalar masanızda olacak majesteleri. Ben Bond, James Bond. Kaybol! Yaşar sıçradı. Tırsmış tamam. İfadesiyle ayağa kalktı. Yalnız bu şey, yani James Bond rolü biraz üstüme yapıştı da. Yalnız takdir ediyorsunuz değil mi? James Bond da bana yakıştı ya. Son olarak o sevdi koyun. Yani ne demek? Tanrı kraliçeyi korusun. Yürü! Santral konağa dağıldı. Mübarek! İsmail masaya yığıldı. Ha gitti vallahi çocuk gitti. İsmail! Şş, İsmail! Santral abi ne yapıyorsun? Aklımızı aldın ya. Baksana el kadar Sabi bayıldı kaldı sandalyenin üstünde. Bir şey olmaz mühim mevzu var kaldırın. Şş. Kalk, İsmail. Bekledi. İsmail. Kalk. İsmail hadi kalk yavrum. İsmail. Kafasını kaldırıp Santral'e baktı. Aa Santral abi. Santral abi gerçekten mi ya? Burada. Taraklı da çekecekler yani ha? Oyuncuları kasabadan seçecekler ha? Yani. Oğlum bizim gibi karizmatik adamları nereden bulacaklar? Oralı abim. Vallahi talih kuşu uçtu. Hoppa tanak başımıza kondu. Çok ünlü olacağız, çok zengin olacağız. Ev alacağız, araba alacağız. Bunu gören İbrahim abi de ne yapacak? Kızları bize şak kadarak verecek. Yani. Hadi hemen hazırlanıp gidelim. Dur Fatih'ime söyleyeyim. Hangi role çalışacağız? Santral abim, sen de bu senaryodan var mı? Ha, sırmış. Söyleyemezlermiş. Oral bir durakladı. Çitex. O zaman kesin vurdulu kırdılı bir şeyler çekecekler. Çünkü reyting rekorları kıran bütün işler böyle. Aradıkları star ayaklarına geldi. Kasım kasım kasılarak hayal dünyasına gitti. Bu dünyadaki bütün kötüler benden korksun. Burcum kurşun burcu. Kurşunumun tadına varan bir buçuk daha sardırır. Sevdiğim burcu aklımı başımdan aldırır. Gözlüğünü çıkardı. Ben gizli ajan Kartal Oral. Üç haydut dala konar, dal tartar, kartal kalkar. Nihayet ulan! Belindeki tabancayı çekip karşıya doğrulturken gerçeğe dönüldü. Fatih, 3 kere 7. 21. Bravo. Kerat cetvelin kuvvetliymiş. O zaman seni muhasebecim yapıyorum. İsmail. 24. Oğlum bir dur. Allah Allah. Şimdi sen bu zamana kadar abini taşıdın. O yüzden senin pozisyonunda bir değişiklik yapmıyoruz. Seni menajerim yapıyorum. Vay abim. Kardeşini unutmadın ha. Herhalde oğlum. Ünlü olduk diye kardeşlerimizi unutacak değiliz. Yalnız sana şöyle bir bakıyorum da
Bu menajerlik işi sana bir boy büyük geldi galiba. O yüzden seni minicirim yapıyorum. Cheat tax. İsmail bozuldu. Bir dakika ya. Şimdi Osmanlı'nın ilk fethettiği kasaba Tarak'ta değil mi? Evet. Evet. Demek ki dönem dizisi çekecekler. O zaman kusura bakmayın ama en ideal aday benim. Gülümseyerek elini çenesine dayayıp hayallere daldı. Yeni peri olmuş. Ben evladı Fatihan oğlu Fatih Fatihan. Bütün alem titresin korkumdan. Tek istediğim yavuklum Gökçem şu dünyadan. Savul bre küffar. Haydi yallah. İsmail ağzını siliyor. İsmail ne yapıyorsun lan? Şurada iki dakika hayal kurdurmadın ya. Ha çok komik. Komik tabii. O yüzden rolü bana verecekler. İsmail hayalinde sahnede. Senli benli komedi şovuma hoş geldiniz. Etrafında döndü. İki domates yolda yürüyormuş. Birinin ayağı takılmış yere düşmüş. Öbürü de aa salçaya bak demiş. Çok sağ olun, çok sağ olun. Ne oldu? Moraliniz mi bozuldu? Bozulduysa son kullanım tarihi geçmiştir. Aysu, bak ben uçuyorum. İsmail. Oral dürtünce gerçeğe uyandı. Ne oluyor abi, ben söyleyeyim. Ya oğlum hadi geç olmadan gidelim ki filmcileri yakalayalım. Hayallerimize kavuşalım. Hadi aslanlarım. Ayaklarım hadi göreyim sizi be. Hadi komşularım. Sağ ol abi. Aslanlar. İsmail giderken yumruklarını havaya kaldırdı. Hadi. Oral santralle öpüşüp tokalaştı. Masanın başında durmuş arkalarından bakan santral kenardaki tahtaya şöyle bir baktı ve kalemi alıp bir şeyler yazmaya koyuldu. Gunni santral yazıp altını çizdi ve keyifli gülerek kalemi masaya attı. Gündüz vakti bir ara sokak. Hızlı hızlı yürüyen Kübra karşıdan gelen tesettürlü bir kadına gülümseyip el salladı. Birkaç adım ileride Asil önüne çıktı. Allah canını almasın mektupçi. Nereye gidiyorsun böyle acele? Hangi mevsimdeyiz mektupçi? Asil şaşkın gülüşüyle etrafına şöyle bir bakındı. Kış. Sana göre kış. Bana göre indirim. Şimdi izin verirsen kredi kartımın en az asgari tutarını dolduracak şekilde bir elbise almazsam içim rahat etmeyecek. Hadi ben bay. He Kübra, ben de Taraklı'ya film çekmeye gelenleri duydun sandım. Şoke olmuş gibi donup kalan Kübra geri döndü. Ne dedin? Ne filmcisi ne taraklısı mektupçu. Hadi bir şey söylesene. Ne duruyorsun, ne bakıyorsun? Konuşsana. Ya filmciler geldi, duymadın mı? Ay biliyordum. Allah'ım biliyordum. Star olacağım. Allah'ım çok şükür yarabbim. Hadi ben bay mektupçu. Koşa koşa gitti. Asil sokağın ortasında öylece kaldı. Yorgancı dükkanı. Bilemiyorum baba. Bu Ejder denilen adam Arda'nın aklına mı girdi? Arda akıllı çocuktur. Kolay kolay da olduğu şey gelmez ama bu hali beni üzüyor. Bak ne güzel söylüyorsun. Kolay kolay dolduruşa gelmez diyorsun. Kimin çocuğu neticede? İbrahim kafa salladı. Ama babasının da dolduruşa gelmemesi lazım. Sen sabırlı ol. Avukatı dinle. Şimdi mühim olan davada Arda'yı geri kazanabilmek. Kalbini daha sonra gene kazanırsın nasıl olsa. Arda'nın uzağında olmak, ona bir şey açıklayamamak çok ağır geliyor baba. Evet Arda akıllıdır, akıllı çocuktur ama sonuçta çocuk işte. Üzülmesinden korkuyorum. Settar çayını makinenin kenarına koydu. İbrahim, vaktiyle adamcağızın biri bir dut ağacının dibinde otururken bir kelebeğin kozadan çıkmaya çalıştığını gördü. Seyretmeye başladı. Kelebek o minicik delikten çıkmak için çırpındıkça çırpındı, çırpındıkça çırpındı. Adam saatlerce baktı. Kelebek bir türlü kozadan dışarı çıkamadı. Bunun üzerine adam merhamet edip kalktı. Gayet nazik, küçücük bir sopayla oradaki deliği genişletti ve kelebeğin çıkmasına yardım etti. Kelebek gayet sağlıklı bir şekilde kozadan çıktı. Çıktı çıkmasına da bir türlü ne kadar kanat çıktıysa uçamadı. Çünkü İbrahim,
kelebek kozadan çıkarken çırpınır. Çırpındıkça kanatları güçlenir. Sonra da pır diye uçar gider. Biz merhametimize mağlup düşüp evlatlarımızın uçacak gücü edinmesine mani olursak doğru yapmış olmayız. Arda bırak bunları yaşasın. Yaşasın ki uçacak gücü kendinde bulsun. Eyvallah baba. Tuğba saman balyaları istifli depo gibi bir yerde bekleyen Erhan'a yanaşıp omzuna vurdu. Kimseyi görmedin değil mi? Ha, yok yok. Kimseyi görmedim. Heh, iyi. Sana ders vermeyi kabul ediyorum. Teşekkür ederim. Ama bir şartım var. Kimseye söylemeyeceksin. Gizlice buluşup çalışacağız. Tamam, bana uyar. Bak, birine bile söylediğini duyarsam yemin ediyorum dersi de seni de fena bitiririm. Tamam ya, tamam. Söz, kimseye söylemeyeceğim. İyi, tamam peki. Hadi. Peki sen fikrini niye değiştirdin? Burada soruları ben sorarım. İşine gelmiyorsa ders versin, tamam yapmayalım ya. Tamam, tamam, tamam dur. Kolundan tuttu. Lütfen gitme. Bütün şartlarını kabul ediyorum. Tuğba kolunu çekti. Tamam. O zaman hadi başlayalım. Şimdi burada mı? Ne yapalım, gizli gizli çalışacağız demedik mi? Allah Allah. Montunu çıkarıp attı. Ya adam Arda'ya üzüntüsünden yemeden içmeden kesildi. Ay ben de ne yapacağımı bilemiyorum. Kafedeler. Tam her şey böyle yolunda gidiyor, iyi derken bir dert daha. Ah canım ya. Sen de benim gibi bahtsızsın ben hala. 30 sene bekledin. Tam düğün dernek kuruldu. Gelinlik giydin, muradına erdin derken olana bak. Ne yapacağım bilmiyorum. Hiç bilmiyorum, hiç. Aman be. Ay et tırnaktan ayrılır mı canım? Arda babasını affeder. Gerçekten ya, sen de üzüldüğünde kalırsın vallahi. Ay öyle mi dersin? E tabii öyle canım. Hanımlar, hanımlar. Meşhur oluyoruz, duyduk duymadık demeyin. Hayır olsun. Hayır, hayır. Tarak'la dünyaya açılıyor hemşire. Dur, dur Nazmiye, sakin ol. Sen önce bir otur, doğrusunu anlat. Sakin, sakin. Evet. Nalan'ın yanına oturdu. Ay, Taraklı'ya filmciler gelmiş. Burada film çekeceklermiş. Kız artist oluyoruz, artist. Yok artık. Ne? Film mi? Dizi mi? Dizi mi, film mi? Dizi, dizi. Dizi. Ne dizisi? Romantik mi, komedi mi? Ne? Adı ne? Bilmiyorum da ama sanırım bu böyle Şahin Tepesi, Dallas, ne bileyim böyle onun gibi bir şeymiş işte. Ey yarabbim. Yani o dizilerden birinin yerli versiyonunu yapacaklarmış ya. Yerli kahve. Bu dizi hikayesiyle, karakterleriyle, mekanlarıyla tamamen yerli olmalı. Bence aradığımız yeri bulduk. Ne kadar sakin ve huzurlu bir kasaba. Oral üstünde siyah takım elbisesi, omzunda beyaz bir atkıyla kahveye geldi. Selamun aleyküm. Bana bir çay. Delikanlı çay olsun. Çitex. Çitex benim kendime has ses efektim. Bir karakter oyuncusu olduğumdan dolayı. Filmcilerin yan masasına oturdu. Ocak başındaki Yücel elinde bir kamayla doğrulan Helmut'a bakarken elini yaktı. Helmut abi, bu ne hal? Her zamanki halimi al. Al, avalet iç. Uzattı. Ama ben delikanlı çay istemiştim. Seni gidip çakma kabadayı seni, al içine. Oral çay bardağındaki oraleti masaya koyup keskin bakışlarıyla ayağa kalktı. Helmut abi, kasabada bir vukuat mı var? Eğer varsa söyle, o hadsizlere haddini bildirelim. Senin böyle savaşçı kostümüyle gezmene gerek yok. Biz burada ne güne duruyoruz? Boşuna mı yapıyoruz o kadar idmanı? Bu da deli galiba. Yok canım, şakalaşıyorlar herhalde. Helmut çay getirdi. Buyurun çayınız. Bunu Almanya'da Helmut Vassinaga dediklerini söylemiş miydim? Evet. Bu beşinci. Neyt! Yaklaşıp tepelerine dikildi. Bir sıkıntı mı var değerli misafirlerimiz? Eğer bir sıkıntı varsa çözeriz. Bana adıyla, sanıyla Noral derler. Yok kardeşim, sağ ol. Kadının kulağına eğildi. Kesinlikle bu da deli. İçeri olmuş. Haraklı Kalesi'ni fethedip Tekfur hazinesini ele geçirdim.
ve dahi şehit kardeşlerimin kanını yerde komadım. Hancı, bana oradan demli bir çay. Atıma da arpa ver. Hadi lan adam. Fatih üstünde uzun etekli kırmızı üniforması, başında ucu beline kadar uzanan keçe başlığıyla arka masaya yöneldi. Oral da kabadayı edasıyla ağır ağır dönüp geldi ve karşılıklı oturdular. Sen benden rol mü çalıyorsun Fatih? Ne alakası var? Benim bizatihi kendi rolüm. Yeni bir dönem filmi için teklif aldım da rolüme çalışıyorum. Tez zamanda atını da al git buradan. Yoksa oynadığın dönem filminin adı Kesik Başın Esrarı olacak. Masaya vuran Fatih'in telefonunu aldı. Fatih de onun tesbihini aldı. Tesbih ver. Telefonu ver. Tesbih ver. Telefonu ver. Tesbih ver. Telefonu ver. Çekiştire çekiştire aldılar. Tebrikler, tebrikler, tebrikler. Kazandınız. Kapıdan girdi. Şimdi tencere oldunuz. Filmcilere yanaştı. Peki, isel olmuş böceğe ne denir? Cırcır böceği. İnsan en çok hangi arıya ihtiyaç duyar? Başarı. Peki. Elini havaya kaldırıp masaya koydu. Masada hangi örtüye ihtiyaç yoktur? Rengarenk şapkasını çıkardı. Bitki örtüsü. Ben sıkılmaya başladım, giderim buradan. Kesinlikle. Ayaklandı. Burası tam araneye dönmüş. Adam kalkıp masaya bozukluk bıraktı. Abi. Sırt çantasını alıp gitti. İsmail. Oğlum sen misafirlerimizi niye sıkboğaz ediyorsun lan? Abi ben şakalarımla, esprilerimle onlara rahat nefes aldırayım dedim. İsmail senin o nefesini boğazına düğümlerim bak ha. Hancı, çabuk bu soytarı izinden atın. Çekil. Sen de çekil. İsmail'e dik dik bakıyor. Çekil. Hak ettiği kes. Oyuncu sendromu işte. Rolden çıkamıyor. Sen ne yapıyorsun? Fatih'in peşinden gittiler. Atını bağlamış ya. Hancı diyor, tabiz. Bak sen şu işe ya. Ya ejderde numaralar biter mi? O çocuğun kafasını Allah bullak etti. Ya ben de ne yapacağımı şaşırdım vallahi. Hani Arda'ya mı üzüleyim, İbrahim'e mi üzüleyim? Şaşıp kaldım. Neden? Kapıdan girdi. İbrahim hoş geldin. Hoş bulduk. Çarşıya gidiyordum da benimle gelir miydin alışverişe? Çarşıya? Tabii tabii. Arda'ya hediye bir şey almak istiyorum. Sen daha iyi anlarsın bu işlerden. Tabii tabii hayatım tabii. Gökçe'cim sen idare edersin değil tabii mi? Tabii ki tabii ki ben hallederim. Tamam. Sen hiç merak etme. Arka tarafa gitti. Canım benim, ben Gökçe'ye yardım ederim. Karşılarında dikilen İbrahim'i manidar gülümseyerek süzüyorlar. Geldim. Size afiyet olsun o zaman. Hadi kızım. Hadi görüşürüz babacığım. Hadi hoşça kalın. Kolay gelsin. Onlar giderken Kezban Nazmiye'nin yanına geçti. Ay şunlara baksana. Ay ne güzel yakışıyorlar. Öyle öyle. Çok güzel oldu bu evlilik. Siz onları bir de evde görün. Çifte kumrular gibi maşallah. Ayrılmıyorlar birbirlerinden. Ay maşallah. Maşallah. Kız hemşire. Darısı senin başına. Gökçe kalkıp gitti. Aman be sen de. Allah. Öyle. Alev Engin'le birlikte yemek masasında. Düşünceye dalma. Boğulursun. Alev üzgün ifadesiyle çorbasını karıştırıp duruyor. Yanmak mı daha çok acı verir, boğulmak mı? Yanana boğulmak, boğulana yanmak. Ne doğru söyledin amca. Öfke denizinde boğuluyorum. Azıcık nefes alayım, başımı çıkarayım diyorum. Bu sefer de çektiğim acının ateşi yakıyor yüreğimi. Yakar. Daha ne kadar yanacağım ki? İçimdeki öfke gün geçtikçe büyüyor. Başkalarını yakmaktan korkuyorum. Yakma. Sen her şeyin farkındasın biliyorum. Her şeyi görüyorsun. Ne olur bana bir yol göster. Alev elini tutuyordu. Engin elini çekip çorbasını içmeye koyuldu.
Bir yandan Alev'e kaçamak bakışlar atıyor. Neden susuyorsun? Ben haksızlığa uğradım. Duygularımla oynandı, gururum incindi. Kendi kendimden nefret eder oldum. En çok değer verdiğim insan yüreğimi paramparça etti. İnsan en çok sevdiğinden intikam alabilir mi? Boşluğa bakarak dalıp gitti. Filmciler Hisar Konağı'nın yokuşunu tırmanıyor, Orallar biraz geriden onları izliyordu. Seyrek saçını tepede toplamış top sakallı adam durup fotoğraf çekmeye başladı. Bunlar kesin mafya dizisi çekecekler, bu iş belli oldu. Siz yol yakınken dönün kardeşim. Abiniz bundan sonra tek başına çekti. Macaulay Culkin hesabı. Gizleniyorlar. Yok yok. Bunlar dönem dizisi çekecekler ya. Yoksa ne işleri var Taraklı'da? Bence siz fazla yorulmayın. Hadi abi, hadi gidin, hadi abi. Bence beni gördükten sonra fikirleri değişti. Kesin komedi yapacaklar, 80 milyona söyleyeyim. Onlar bir ağacın arkasında beklerken Yaşar üstünde gri bir trenç kot, gözünde güneş gözlüğüyle filmcilerin yanına geldi. Tanrı kraliçeyi korusun. Adama 5 euro verdi. Bu ne kardeşim? Sahte para bu. Evet, mali değeri yok. Ben parol açısından şey ettim. Ne parolası ya? Kahvedeki deli değil mi bu? Emlakçı olan. Gözlüğü çıkardı. Aynen, benim. Bond. James Bond. Vallahi çattık ya. Nereye geldik biz arkadaş? Evet, şöyle izah edeyim ben. Taraklı, Sakarya'mızın en güzel kasabalarından biridir. Yani böyle avlulu evleri, cadde üzerindeki o arsalar, Yalaz Baba'nın oradaki mezar yerleri harikadır ya. Anlaşıldı beyefendi. Biz buraya dizi çekmeye geldik. Onun için mekan bakıyoruz. Lütfen bırakın da işimizi yapalım. Bir dakika, bir dakika ya, bir dakika. Tamam, mekan bizim işimiz zaten. Gerçekten. Ya bakın, benim elimde öyle konaklar var ki bir tane dizi dahi girmedi. Vallahi diyorum bak. Öyle evler var ki bir tane kameracı, ışıkçı daha ayak basmış değil ya. Vallahi. Ama ben şey yapamıyorum, insanlara pek güvenemiyorum, anlatabiliyor muyum? Yani bana milyon verseler ben o vermem. Niye vermem? Veremem, güvenmiyorum çünkü. Dikkat ettiyseniz milyon dedim. Milyon ne? Ben karşıdaki adamın yani tepkisini ölçüyorum. O nasıl diyorsa ona göre davranacağım. Anlatabiliyor muyum yani? Hadi Faruk, sen arka cepheden de al. Biz gidelim, yoksa ben şimdi düşüp bayılacağım. Tamam, tamam, tamam ya, tamam. Şöyle yapalım. Ben Taraklı'nın hepsini vereyim size. Daha ucuza da gelir. Anlaştık. Hadi bakalım, el sıkışalım. Hadi abi, hadi. Hadi. Farukcuğum, daha oyuncu bakacağız. Evet, tamam. Yeni bir James Bond çekecekseniz ben başrolü almaya hazırım. Uygun bir fiyata hallederiz. Yalnız ben biraz senaryoya karışırım. Bakın şöyle yapalım. Filmin adı da ne olsun biliyor musunuz? Kraliçe Taraklı'ya emanet. Vallahi çok güzel olur. Ha? Allah'a siz Taraklı'ya emanet. Vallahi çok beğendim ben. Ha, süper süper gerçekten. Abicim biz film miyim çekmiyoruz, oyuncu da aramıyoruz, tamam mı? Ben haydi. Ben oynarım, haydi. Ben oynarım. Asil de koşa koşa geldiler. Ay şimdi ben oynatacağım. Merhabalar, ben Kübra Çelik. Asil Oralların yanına koştu. Taraklı'da oyuncu potansiyeli olan tek insan. Ayrıca bütün ünlüleri de tanırım. Ne olur beni oynatın. Kızım ne yapıyorsun sen ya? Oynatır mı lan? Uzaklaştırdı. Amma da meraklıymış arkadaş ünlü olmaya. Şöhret beladır ama bunu kimse anlamıyor işte. Şişt. Siz neye böyle girdiniz? Benim bitirme ödevim var, bitirme ödevim. Hadi bak oraya bak. Bana mani olmadan yıldız olacağım. Kim yıldız mı olacaksın? Delendirme yavrum beni. Bu benim... Aa, nereye gidiyorsunuz? Bakın, bu Kübra. Benim kızım, asil prensesim. Evet Kübra, hadi bakalım. Şimdi annen seni bekler. Doğru, annenin yanına gidin. Hadi. Ya baba, ya benim gelinceğime mani olma. Yıldız olacağım ben. Yıldız mı olacaksın? Sen dip... Yavrum, sen şey yapıyorsun, kız utangaçsındır sen. Hem senin kamera fobin var kızım, onu... Kamera fobisi baba ya. Günde 1 milyon tane fotoğraf çekiyorum ben. Kübra saçını attırıp filmcilere döndü. Ne kadar güzel bir kız. Elinde çiçek desenli mavi bir şemsiyeyle aşağıdan havalı havalı gelen Burcu'ya bakıyorlar. Lan Burcu, Burcu pis. Filmciler görmesin lan. Burcu'yu geçip filmcilerin yanına koştu. Kim bu kız? Evet, kendisi Taraklı'nın en güzel kızıdır. Marangoz İbrahim'in kızı ya. Evet. Çok hoş.
Tanışmak isteriz. Tabii tabii, bizim aile dostumuzdan hallederiz yani. Yaşar abi, Burcu'ya oyunculuk teklif edecekseniz bu yoldan hemen vazgeçin. Bir, Türkan Sultan. İki, Burcu Sultan. Biliyorsunuz ki benim kalbimin de sultanıdır aynı zamanda. Faruk fotoğraflarını evinin çekiyor. Kadını, çocukların önüne nasıl olacak? Seni var ya. Faruk'a saldırdı. Lan ne yapıyorsun oğlum? Ya, ayırdılar. Ne yapıyorsunuz ya? Aradığımız ne o neyi bulduk Faruk? Burcu'yu çekmeye devam ediyor. Yani hanımefendi, Burcu Hanım asla oyunculuk yapmayı düşünmez. Size ne beyefendi? İstemiyorsa da kendi söylesin. Evet, sen ne karışıyorsun ki? Ne demek lan sen? Ne demek lan sen ne karışıyorsun? Ya oğlum bir dur ya. Lan bu insanlar bizim misafirimiz ya. Tamam, ben o zaman misafirlerimizi yolcu edeyim ben. Yaşar ya abi. Ya sen ne diyorsun ora? Ne? Ya hiç seni alakadar eden en ufak bir... Burcu Hanım, biz de sizinle tanışmak istiyorduk. Kaç yaşındasınız acaba? Sanat yapacak yaşta değil kendisi. Nasıl yani, öğrenci mi? Hayır, değilim. Evet, öğrenci kendisi. Orta ikiye gidiyor. Siz bunun böyle irice durduğuna bakmayın ya. Müsaade edersen ben cevap vereyim. Burcu Hanım, ben film yapımcısıyım. Sizi oyuncu olarak görmek istiyoruz. Tamam, mümkünse tamam. Beni arayın. Ah, ama ben pek düşünmüyorum. Hayır. Siz yine de alın kartı. Fikriniz değişirse bizi ararsınız. Nasıl? Ne diyorsun lan sen? Sen ne diyorsun lan? Ne diyorsun lan? Delirdin mi ya? Aysu'yla Gökçe yukarıdan geliyor. Oraya! Dur bakayım bak. Ne oluyor burada? Bir şey yok Aysu'ma söyleyeyim. Ulan niye dövüyorsun elin adamını? Adamın canı dayak istiyor ondan. Adamın canı dayak istiyor. Dayak. Belli ki Burcu Hanım'ın gönlü yok. Biz aramızda böyle halletsek olmuyor. Yavrum hadi sen eve git, tamam mı? Çok baba! Ya Yaşar abi, hırpalamasana kızı. Ya daha kötü olursa? Lan bak, benim burada bir haysiyetim, şerefim, şeyim var yani. Beni cinnet getirtmeyin ha! Ya artist olmak için evden kaçarsa o zaman ne olacak? Baba! Bak eğer izin vermezsen kaçarım ha! Bak işte çocuğun aklına kötü şeyler sokuyor lan. Lan ne vuruyor burada? Çocuğun aklına ne getir abi? Ayırmaya çalışıyorlar. Bir dakika! Bir durun ya, rezil ettiniz bizi ya. Filmciler kaçıyor. Hadi. Vur, hadi. Erhan yumruk sallayacak oldu. Bir karnına bir suratına yedi. Yeter pes. Pes ediyorum, tamam yeter. Zamanları oturdu. Daha yeni başlamıştık. Tamam, bana bu kadar. Bugünlük ders yeter. Oho! İyi, tamam hadi. Gel otur. Soluklanalım biraz, iki çift laf edelim. Yanına oturdu. Genelde ben yumruklarımı konuşturuyorum ama. Bilirim, gördük. Kavga dövüş epey muhabbet ettik seninle. Öyle oldu değil mi? Bana yamuk yapmazsın değil mi? Yamulursam düzeltirsin değil mi? Dümdüz ederim valla. Koluna vurdu. Bence biz çok iyi arkadaş olacağız seninle. Yani öyle hissediyorum. Öyle mi dersin? Evet. Hatta şimdiden dertleşmeye başlayabiliriz. Yani benim derdim belli. Erol Ejder. Dert ortağı desene. Sana da mı kötü davranıyor? Yani adamın tarzı bu. Aslında özünde kötü biri değil. Bırak Allah aşkına ya. Bence o adam insan bile değil, bir canavar. Duyguları olmayan bir robot da diyebiliriz. Yani evet, Erol Bey'i bazen anlamak çok zor. Ama yaptıklarını düşününce aslında torunlarını kazanmaktan başka bir derdinin olmadığını görüyorum ben. Bence seni ilk dövdüğümde beynine öyle bir darbe aldın ki sağlıklı düşünemiyorsun. Merak etme, zamanla sen de tanıyacaksın onu. Ben zamanla değil, şimdi tanımak istiyorum ya. Adam nasıl biri? Yani göründüğü gibi işte. Katı, tavizsiz bir adam. Tamam, onu anladık da adamın aklında ne var? Sen tam olarak neyi öğrenmek istiyorsun? Bu adamın bizle ilgili planı ne? Sen bunun için mi çağırdın beni buraya? Ejder hakkında bilgi almak için mi? Ne alakası var canım? Sen açmadın mı mevzuyu? Sen açtın. Tamam o zaman. Şimdi de mevzuyu değiştiriyorum. Bana biraz kendinden bahset. Kendimden mi? Ne alaka? Dövüş sanatlarında usta çırak ilişkisi önemlidir. Ben de ustamı tanımak isterim. Oldu o zaman.
Bana müsaade hadi. Nereye ya, ne oldu? Ayaklandı. Biraz eve geç kaldım, gitmem lazım. Git bakalım. Hadi görüşürüz. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Şu kılığa bak. İsmail'e yanaşıp şapkasını çıkardı. Ya bu sultanlık ne Allah aşkına ya? Biz... Maksadın ne senin? Sizin maksadınız ne? Biz Fatih'in bitirme şeysini şey diyorduk. Neydi o Fatih? Ha, evet. Biz Viyana kuşatmasını canlandırdık. Oral Bey de Merzifon'un Kara Mustafa Paşa rolündeydi herhalde. Tabii. Biz de kuşatmanın intikamını aldık Maral'ım. Ya sen hiç değişmeyecek misin ya? Sen kim oluyorsun da benim insanlarla konuşmama engel olabiliyorsun? Ben şöhret batağına düşmeni engelledim Maral'ım. Bana bakın bakayım. Siz artist mi olacaksınız? Ha. O yüzden mi bu şaklabanlık? Ha, yok ya. Şimdi ne alakası var Aysu bacım? Şimdi filmcilerin dikkatini nasıl çekmezsin? Kostümünü giyerek, rolüne bürünerek çekmezsin. Çitex. Tabii. Ama şimdi şöyle de bir gerçek var. Yapımcıların dikkatini çekmiş olabiliriz. Fatih, ben şimdi senin dikkatini çekeceğim çok güzel. Şemsiyeyle. Bende de bir şovmen ışığı yok değil Aysu Masayi'nin. Dönüşünü yaptı. Senin o ışığını söndürürüm İsmail. Şemsiyesini gözüne sokacak gibi tutuyordu, indirdi. Peki size ne demeli? Filmcilerin burada olduğunu duyar duymaz koşarak meydana geldiniz. Ne saçmalıyorsun sen be? Lafını bil de konuş oraya. Orada bulunmanız tesadüf değil. Kabul edin bunu. İsmail abi, çok ayıp ediyorsun ama. Bırakın şimdi ayıbı. İtiraf edin. Siz de artist olmak istediniz. Ya siz delirdiniz herhalde. Ya siz ne dediğinizin farkında mısınız? Bizim hayatımız zaten sefiller olmuş dediklerine bak. Abla ne olursun ağlama şimdi. Dilim kopsun Aysu'ma söyleyeyim. Kopsun İsmail. Senin dilin kopsun. Ya bizim kardeşimiz elimizden alınmış. Zaten içimiz kana ağlıyor. Sizin bize söylediğiniz şu sözlere bakın. Affet Maral'ım. Arda, orada o Ejder'in konağında ya boynu bükük dururken. Biz burada neşeli günleri mi çekeceğiz Allah aşkına ya? Özür dileriz, bört içinden düşünemedik. Yine düşündü sizin ablanız. Yine ne oldu abla? Biz neden oyunculuk yapmayalım ki? Pekala da bizden de oyuncu olur. Ne diyorsun abla sen Allah aşkına? Ne diyorsun? Yürüyün. Yok ne ama ne gerek var? Akartürk ailesi bir oyuncu çıkartıyor. Tavırla çekip gittiler. Yok sen konuşursun Gökçe. Sen şey yapma. Gökçe'ye dediler. Oyuncu mu dedi o? Oyuncu mu dedi o? Yok öyle demek istemedi. Bence öyle demek istemedi ya. Yok. O üzüldü ya, onun dengesi şaştı inşallah. Aysular filmcilerin evinin sokağında. Nereye gidiyoruz? Bir dur. Bakayım nereye gidiyoruz? Ya filmcilerin yanına dedim ya. Ya niye gidiyoruz ya filmcilerin yanında? Oyuncu mu olacaksın? Ben olmayacağım. Kim olacak? Gökçe mi? Gökçe işaret parmağını salladı. Arda. Arda mı? Hani her zaman demez miydi bir film izlerken ben daha iyi oynardım, orayı ben daha iyi yapardım demiyor muydu? Diyordu da ne alakası var yani şimdi? Her şeyi ben düşüneyim tamam mı Burcu? Burcu anlamamış gibi omuz silkti. Ya bu bahaneyle Arda'yı buluşmaya ikna edeceğiz. Evet. Nasıl yapacağız? Şimdi filmcilerin yanına gideceğiz. Arda'ya da söyleyeceğiz. Bence merak edip gelecektir. Sonunda buluştuk mu? Ondan sonra babamı çağıracağız. Aradaki buzları bu şekilde eriteceğiz. Çok iyi. Süper. Ben hemen babama haber vereyim. Adamcağız biraz mutlu olsun. Telefonda. Hayır. Babama haber verme. Niye? Sürpriz olsun diye düşünmüştüm. Babamın Arda'yı görünceki yüzünün ifadesini bir düşünsenize. Ya. Hadi o zaman. Yürüyün. Önlerine düştü. Yaşar dükkanda. Bakın ben koskoca Yaşar Çelik kızını artist yaptırdı. Diditmem. Lütfen bu konuda ısrar etmeyin.
Yani tamam, evet. Benim kübrem yapımcı olarak sizin ilginizi çekmiş olabilir. Ben buna bir şey demiyorum. Eyvallah. Yani Kübra Çelik benim asil prensesim. Tabii ki ilk akla gelen isim olacak. Ben buna da bir şey demiyorum. Fakat ben bu kasabaya mal olmuş bir insanım ya. Kim yani? Bizim taraflının bir namusu, şerefi, haysiyeti var ya. Lütfen. O yüzden ısrar etmemenizi rica ediyorum. Kimle konuştuğu görülmüyor. Olacak iş değil ya. Gerçekten. Ciddi ifadesiyle ayağa kalktı. Çok para kazanacağım diyorsunuz öyle mi? Açıkçası dikkatimi çekmeye başardınız. Paraya para demeyecek miyim ben ya? Masaya oturdu. Ben var ya yıllardır paraya para demeyeceğim günün hayalini kurdum ben ya. Ben bugüne kadar inanın bana 13 dilde paranın karşılığını buldum ya. Böyle mi olacaktı ya? Allah'ım sen beni böyle mi imtihan ediyorsun ha? Bir yol göster Allah. Masaya kapandı. Bir anda kafasını kaldırdı. Ya bu yapımcı dediğin eli altın tutan bir insan türü. Adamlar burada film çekeceğiz diyorlar. He? Sen itiraz ediyorsun ona. Ya mekan kiralasan günlüğü 10.000 liraya geliyor be. Nazmiye yemekleri yapar, senin yemeklerini. Sen zaten başrolü kapmışsın. Yani neye itiraz ediyorsun sen Yaşar Allah aşkına ya? İyice kafayı üşüttün sen ha. Ben bu fırsatı elimin tersiyle itemem. Hayır, hayır. Hayır Yaşar yapma. Yapma Yaşar lütfen. Gözleri parlayarak ayağa kalktı. Kübra'ya evlatı mı versem acaba? Ağlamaklı ifadesiyle oturdu. O zaman da Nazmiye yemekleri yapmaz kaybımız olur. Allah'ım. Bana yardım et ya Rabbi. Bana yardım et. Başını öne eğdi. Gözyaşları sildi. Hayır Yaşar. Giderin kaybını ancak gelirle karşılayabilin. Evet. Şimdi dik dur ve ayağa kalk. Kalktı. Kral planını devreye sok ve ejderden paralar al. Ne alıyor? Böyle alamayacak mıydık? Evet, ben gideyim. Masanın başından ayrıldı. Bakın bu kardeşimiz Arda. Evdeler. Nasıl? Çok tatlı. Çok tatlı değil mi? Çok güzel. Aysu fotoğrafı aldı. Şimdi bakın, Kıvanç Tatlıtuğ 30 yaşında doğmadı değil mi? Onun da bir çocukluğu vardı yani değil mi? Evet. İşte ben size geleceğin Kıvanç Tatlıtuğ'sunu sunuyorum. Arda'nın fotoğrafını uzattı. Faruk aldı. Hem ayrıca Arda'nın yeteneği bütün taraflının dilindedir. Çok yakışıklı. Çok da tatlı maşallah. Bu fotoğraf bizde kalsın. Telefon numaralarınızı da irtibat için bize verin lütfen. Pardon ya. İsminiz neydi? Unuttum da. Burcu. Daha önce sinemayla, televizyonla bir ilginiz oldu mu? Yani izlediğim diziler var tabii. Ama Taraklı'da sinema yok. İşte arada Ada Pazarı'na ineriz. Biz orada... Yani öyle demek istemedim. Tecrübeniz oldu mu? Ha yok olmadı. Sevindiler. Çok güzel bir ışığınız var. Sizinle görüşmek isterim. Burcu düşünüyor. Tamam mı Burcan? Olabilir. Ama bir şartım var. Evet, bir şartı var. Özel karavansız yapamaz benim kardeşim. Hı? Abla bir sus. Ben sizin teklifinizi düşünürüm. Ama eğer kardeşimle görüşmeyi kabul ederseniz. Eğer onunla görüşürseniz ben de teklifinizi değerlendiririm. Tamam o zaman. Anlaştık. Yarın sizinle görüşüyoruz. Arda'yı da yanınıza getirin. Tamam. Orallar pencerede. Bu Aysu'nun set ışıkları olmadan önce son görüşüm olabilir. Mürteç'in belki de etrafında korumalar olmadan son görüşüm.
Beyler, beni de demir parmaklıklar arkasına girmeden önceki son görüşünüz olabilir ha. Ben bu filmcileri lost ederim lan. Senin var ya, gel lan buraya, saç! Kapıyı açtılar. Abim, sen de gidersen biz ne yaparız abime söyle. İçeridekilere bakıyorlar. Oğlum, esas ben Burcu'm olmadan ne yaparım lan? Abi, belki de Tuğba için konuşuyorlardır ya. Aa, evet. Yani hem bizi çiğneyip oyuncu olacak halleri yok ya. Gençler, size vasiyetimdir. Eğer Burcu yengeniz artist olursa beni çekip vurun lan. Vasiyetim diyorsun da sen öldükten sonra ne anlamı var ki? Aa, doğru. O zaman ölmeden vurun lan. Böyle yaralı yaralı bırakmayın oğlum beni ya. Çitex. Abi ne diyorsun ya? Ya bir tek sana çekmiyorsun ki. Bizim de duygularımız var. Bizim de canımız acıyor. Ne bahtsızız ya, şuraya bak. Artist olacağız derken kızları da kaptırdık. Beyler, bizim kızlar artist olursa bizim eziklik katsayımız artar, ben size söyleyeyim. Bir şey söyleyeceğim. Şişt, beni tutmayın tamam mı? Tamam mı lan? Hayır. Söz mü lan? Lan seni var ya. Tutuyorlar. Lan saç! Ejder masasının başında. Tuğba'yla ilk dersiniz nasıl geçti? Gayet verimli geçti. Bu sahte evlilikle ilgili ağzından bir laf alabildin mi? Henüz değil. O konuyu açıp hemen ürkütmek istemedim. Ama o benim kadar temkinli değildi. Nasıl yani? Yani planlarımızla ilgili ağzımı yokladı biraz. Güzel. Sızdırmak istediğimiz bilgileri ağzından kaçırabilirsin. Ben de öyle düşündüm efendim. Hemen gevşeme. Çok dikkatli olmamız lazım. Senden asla şüphelenmemeli. Emredersiniz. Erhan çıkarken Ejder memnun ifadesiyle kafa sallayarak düşüncelere daldı. Tuğba evlerinin sokağında. Hiçbir şey öğrenemedim adamdan. Gidin zekalı. Ben de belli ettim ağzını aradığını. Ya ajan majan olmaz ya. Hayır, gönlümce dövemiyorum da adamı ağzına laf alacağım diye. Neyse baktım ser verip sır vermiyor. Bir güzel döverim, rahatlarım. Oh be. Şimdi bile rahatladım. Kapıya geldi. Bir döverim, bir döverim. Yemin ediyorum var ya. Anahtarıyla açıp girdi. Orada önünde kolonyayla oturmuş İsmail şakaklarını buluyor. Abim ne oldu ya? Konaktalar. İsmail, pansiyonum yerlerde sürünüyor. Bu filmciler nereden çıktı lan? Tamam abi, bu kadar takma. İçerisine bakacağız. İsmail, düşünsene yengen dizilerde oynuyor. Ya da düşünme. 80 milyon izlediğini düşününce vallahi aport damarı çatlayacak gibi oluyor ha. Ne yapacağız peki? Bu diziyi Taraklı'da çektirmeyeceğiz. Çektirmeyeceğiz. Sonuçta Börte Çinem'i de oynatabilirler. Böyle bir güzelliği kim kaçırır ki? Ben başından beri söylüyorum bu film fırlak işlerini sevmem diye. Abi, ya Aysun'un yeteneğini fark ederlerse. Oral kolonya verdi. İşte ben verdi. O zaman yanarım. Güzel Aysun. Asil elleri ceplerinde kapıdan girdi. Asil sana ne oldu ya? Biraz canım sıkkın Oral ya. Geldim belki muhabbet ederiz diye. Yok, muhabbet edemeyiz Asil. İşimiz var bizim. Niye, ne işiniz var? Bu filmcileri Taraklı'dan kaçırmamız lazım. O zaman ben de yardım edeceğim. Oral'la Fatih göz göze geldi. Şey ya ben filmi sevmiyorum. Arkadaşlar, ben tiyatroya inanıyorum. Tiyatro antik çağda şimdi... Tamam Asil, kes. Seni de bu operasyona dahil ediyoruz. Bu iş yarın çözülecek. Çitex. El el üstüne yaptılar. Ay, kasabada dizi çekmeye başlarlarsa bizim bütün düzenimiz bozulur hemşire. Kafedeler. Çok doğru söylüyorsun. Ya baksanıza Hürmüt'a. Ya nasıl da filmciler geliyor diye böyle böyle havalanmaya başlamış. Kız Yaşar da öyle. Adamların peşinden ayrılmıyor. Kübra desen artist olacağım diye tutturdum Allah. Ne yapsak da bu işe engel olsak? Hı? Elleri belinde ayakta duran Nazmiye oturdu. Önce filmcilerin kasabamızı beğenmesine engel olmamız lazım. Nasıl olacak o iş? Ya bir dakika ya, siz fazla abartmıyor musunuz?
Ya ne Helmut'un ne de Yaşar'ın dışarıda gözümüzde yok Allah aşkına yapmayın ya. Yok yok, işimizi sağlam almalıyız. Meydanı boş bırakmamamız lazım. Sen evlendin, muradına erdin ama tehlike geçti sanma. Ne tehlikesi? Alev tehlikesi. Yok artık. Var var. O Alev'in hala İbrahim'de gözü var. Gözü göz değil ki anacığım. Belfecir okuyor gözleri. Bir dakika, bir dakika. Ya sizin bildiğiniz bir şey mi var da bana söylemiyorsunuz ha? Hemşire, ben bunu bilir bunu söylerim. Meydanı boş bırakmayacaksın. Aynen, yuvana ve kocana sahip çık. Nalan sıkıntılı. Of. Ya şimdi beni de durduk yere böyle endişelendiriyorsunuz ya. Yok ya, Alev hiçbir şey yapmaz artık bu saatten sonra. Yok yani, olmaz, olmaz. Hemşire, İbrahim'e kafayı takmış bir kere. Her şeyi yapabilir. Peki ben ne yapabilirim? Çık karşısına konuş. Bu yuvanın hanımı kimmiş iyice anlasın. Anlasın ki ümidini kessin. Yok, 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 yok. Alev'in karşısına çıkıp konuşamam ben. Yok, hayatta olmaz. Yok. Konağa geçildi. Afiyet olsun. Ayağınıza sağlık. Yine bekleriz. Genç kadınlar giderken İsmail adisyon kutusuna baktı. Abi, ya bu Alev Hanım göbek atıyordu düğününde. Şimdi niye böyle? Şimdi oğlum, saf saf konuşma. Kadın orada da içine içine göbek atıyordu zaten. Ha, doğru. Doğru söylüyorsun. Alev kasanın başında durmuş bir şeyler karalarken Nalan geldi. Merhaba çocuklar. Merhaba Nalan abla. Taraklı'ya ikinci göktaşı an itibariyle düşmüştür Fatih kardeş. Meteor yağmuru şekli. Merhaba Alev. Alev döndü. Merhaba. Müsaitsen konuşabilir miyiz? Alev eliyle buyur etti. Bir acı kahveni de içerim. Alev merakla izleyen oralara işaret etti. İsmail, hadi sen kahve yap, ben de sana yardım edeyim. Ben şekerini ayarlarım. Hadi sen ayarlayamazsın şimdi. Yok yok, şeker acı dedi, şekersiz. Tamam, acı dedi, ben onu sana içeride mizah edeceğim. Hep birlikte hareketlenip Alev'e selam vererek gittiler. Alev düz saçlarını salık bırakmış, üstünde siyah uzun bir elbiseyle öylece duruyor. Nalan sol elinin yüzük parmağında altın alyansıyla kahvesini yudumladı. Düğünümüze geldin, bizi tebrik ettin. Ben de teşekkür için bir ziyarete geldim. Bunun için gelmediğini ikimiz de biliyoruz. Hadi ne söyleyeceksen söyle. Peki. Buraya tüm iyi niyetimle seni uyarmaya geldim. Uyarmak? İyi niyetinle. Sen İbrahim'in zor zamanlarından faydalanan fırsatçının tekisin. Yani kendini kandırıyorsun. İbrahim'in seni sevdiği falan yok. Arda'nın velayet meselesi olmasa da seninle evlenmeyecekti. Aslında senin bu öfkenin nedenini gayet iyi anlıyorum. İbrahim'in sana evlenme teklif etmesini bekliyordun ama öyle olmadı. Bu da sende derin bir hayal kırıklığı yarattı. Ama bir gün bu öfken geçince gerçeği elbet göreceksin. Hangi gerçeği? 30 yıldır beklediğin adamın mecbur kalıp seninle evlenmesi gerçeğini mi? Evet, belki İbrahim'le evliliğimiz bir zaruret sonucu olabilir. Ama bu beni tercih ettiği gerçeğini asla değiştirmez. İyi tamam. Söyleyeceğini söylesin. Hadi. Bitmedi. Sen burada yoktun. İbrahim beni seviyor. Ve hep sevdi. Seni ilk ve son kez uyarıyorum. Sakın aramıza girme. Alev güldü. Kendini kandırıyorsun. İbrahim seni sevmiyor. Senin bizim aramızdaki bağı anlamana imkan yok. İbrahim öyle fedakar bir baba ki kendi duygularını yaşayacak lüksü yok. Ama bir gün, elbet bir gün o da yüreğinin sesini duyacak. 30 yıl sonra mı? Evet, belki. Sen şimdi İbrahim'i falan bırak da kendi kalbinden bahset bana. Sen bir ömür boyu sevdiğin bir adamı bekleyebilir miydin?
ben bekledim. 30 yıl. 30 yıl boyunca İbrahim'i bekledim ben. Allah ömür versin, bir 30 yıl daha beklerim. Ya sen? Sen böyle sevebilir misin? Alev bakışlarını kaçırınca Nalan kahvesini yudumladı. Kahve için teşekkür ederim. Çantasıyla montunu alıp gitti. Arkasından bakmayan Alev önündeki kahveye vurdu. Alev Hanım, iyi misiniz? Orallar geldi. Nalan abla nerede? Yaşıyor mu? Alev sinirle kalkıp gitti. Kapıda duran üçlü arkasından baka kaldı. Nefes nefese kalmış halde odasına gelen Alev çalışma masasında durdu. Yaşlı gözlerle telefona sarılıp bir arama yapmaya koyuldu. Alo. Ben de senin aramanı bekliyordum. Teklifinizi düşündüm, kabul ediyorum. Akıllı bir kadın olduğunu biliyordum. En doğru kararı verdiğinden emin olabilirsin. Alev sinirle kapattı. Akşam vakti, kuş bakışı tarihi evlerin üzerinden sakin bir mahalle. Satral abi, yer et abi, şu filmcileri gönderelim şuradan be. Sen bırak beni! Sen bırak! Sen bırak! Vallahi sen sarılmayı bilmiyorsun Balta. Fatih, biraz da sen sarıl. Şşş, yaklaşma! Yaklaşma! Allah! Dur be! Sarıl abi, dur be! Ne olur bir fikir bul, bir şey yap, gönderelim şunları ya. Allah Allah! Ya ne biçim insanlarsın? Millet yanımda yöremde film çevirsin diye dua ediyoruz. Ne yapıyorsunuz ya? Santral abi, ben araştırdım. Bu set işi bildiğin gibi değil. Vallahi bak, bunlar bizim bütün huzurumuzu kaçırırlar. Ne alakası var? Oral abim doğru söylüyor, Santral abime söyleyeyim. Bunların amacı dizi yapmak değilmiş. Neymiş? Evet evet, değilmiş. Bunlar defineciymiş, defineci. Define mi? Ya Santral abi, bunlar senaryoya mezar kazma sahnesi yazıyorlar. Sonra o mezar kazma sahnesini çekerken bunlar toprağın 7 metre altına girip oradan ganimetleri alıp vınturizm. Citex. Saçmalamayın, böyle bir şey olur mu ya? Yok defineymiş, yok mezar kazmak, yok altınları bulmakmış. Allah Allah, ya bu adamlar gelip burada film çekerse kasabalının yüzü güler. Burada iş imkanları doğar, esnafın yüzü güler. Hem belki kasabadan ünlü biri çıkar. Sizi aşk böcükleri, sizi. Yanaklarına vuruyor. Anladım şimdi. Siz kızlar için endişe ediyorsunuz. Şşş, bir dakika. Ben onların ağzını yoklarım, merak etmeyin. Her şeyi ortaya çıkarırız. Ama siz saçma sapan hareketler yapıp kasabanın başına konan bu talih kuşun kafasını koparmayın sakın. Aman diyeyim. Tamam mı? Hadi ver. Yanaklara. Ver. Hadi. Sağ ol Santral abi. Telaşla çıkıp gitti. Çözerdi ya sen. Ya böyle bir vuruyor, seviyor mu, demiyor mu? Benim de kulağım bir şey oldu ya. Vuruyor valla. Neyse ya. Yaşar evde. Nazmiye. 5 karış suratlı öte yana bakan Nazmiye'ye yavaş yavaş sokuldu. Nazmiye. Daha yanaştı. Nazmiye. Benim adımı ağzına alma Yaşar. Ne yapıyorsun sen? Ha? Bu yaştan sonra artist mi olacaksın? Ne olacaksın? Ya senin kocan artist gibi değil mi zaten ya? Vallahi sana bir şey diyeyim mi? Şu odada bir dene kamera olsun. Seni de beni çeker be. Terbiyesiz! Seni benden başka kim çeker acaba? Evet. Nazmiye uzaklaştı. Yani bak Nazmiyeciğim, bu filmcilik işi tamamen profesyonel bakıyorum buraya. Anladın mı? Şimdi bu adamlar film çekecekler ya, ne yapıyorlar? Yer arıyorlar. Bizim sektörde ona mekan diyorlar. Yani ahirette mekan öyle var ya, onu diyorlar yani. Şimdi ben de bunları, bu mekanları kiralıyorum, para kazanıyorum. Parayı niye kazanıyorum ben? Eşim Nazmiye, kızım Kübra da ferah, refah bir hayat sürsün diye. Yani yaşam kaliteniz böyle bu şekilde artsın diye. Anladın mı? Eliyle gösteriyor. Kazanmasa düşecek. Kazanırsa çıkacak. Ya bana bak bana. Sen kime konuşuyorsun, kime? Ben senin kaç yıllık karınım. Yer miyim bunları be? Sen bir şey istemeyecek olsan böyle duygu sömürüleri yapmazsın. Nazmiye var ya bak, sen var ya az çakal değilsin ha. Hani sen bana şimdi ne diyorsun? Yani sen benden bir şey isteyeceksin diyorsun, benim senden bir şey istememi yani sağlıyorsun. Yani sen bana açık açık diyorsun ki, hadi kalk diyorsun, Nalan'la İbrahim'e hayırlı olsuna gidelim. Ay sus Yaşar, ne Nalan'ın ne İbrahim'i.
Nazmiye, Nazmiye, Nazmiye. Vallahi bu yabancı dizileri izleye izleye, iyice siz üf hadi annene hiçbir şey unuttunuz gitti ya. Bunlar bizim kardeşimiz, canımız, yerimiz ya. Ya sen ne diyorsun ya? İbrahim seni gördüğü yerde bir kaşık suda boğacak, bir kaşık. Kime? Ben İbrahim. Hı hı. Aa, İbrahim beni çok sever ya. Yani bir değişik sever. Beni her gördüğünde böyle havaları kaldırıyor. Yani öyle değişik seviyor ki ayaklarımı yerden kesiyor arkadaşım benim o ya. Hadi kalk giyin ya. Ay dur ne hadisi ya üstüm başım. Hem haberleri var mı? Ya var herhalde. Söyledik tabii var ya. Hadi kalk. E hadi. Evet. Ayıp olmaz. Evet evet. Elindeki kumandayı bırakıp kalktı. Başkan ziyaret haber verilir mi Nazmiye ya? İç cebinden telefonunu çıkarıp ayağa kalktı. Ses. Telefona. Deneme. Kontrol. Yiğit sesim geliyor mu? Geliyor. Telefonu iç cebine koydu. Ben Bond. James Bond. Çek sen. Çek bakayım. Engin gözlerini yumdu. Evet Faruk'cum. Ay Faruk'cum ya. Gözleri kamaştı. Acaba flaşı mı kapatsak? Ha? Niye kamaştı ki o kadar? Kapat. Santral ara pencereden şöyle bir bakıp çekil, yanlarına geldi. Tamam. İyi. Çek bir daha çek. Çek çek çek. Tamam, çok... Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Sen Karakutu da buradaymış ya. Ben bunu alayım da sizi rahatsız etmesin. Yok yok yok. Biz gayet rahatız. Hiç siz uğraşmayın. Biz gayet rahatız. Aa, cici bayan siz bunu bilmezsiniz. Gel benim halli bebeğim. Gel canım minik kuşum gel. Bırakır mısınız ya? Beyefendiyi biz kapıda gördük, içeri davet ettik. Mübarek! Beyefendi mi? Evet. Allah buna duyurmasın ne beyefendisi. Bildiğin meczup bu ya, meczup. Öyle söylemeyin. Bizim için önemli olan yüz. Beyefendinin yüzü çok dramatik ve otantik. Dizimizin ihtiyacı olan da bu. Bacım sen ne diyorsun ya? Senin ne dediğini kulağın duyuyor mu? Ben diyorum ki bu adam halli diyorum, bu adam meczup diyorum. Sen bana hala dizi diyorsun, film diyorsun. Allah Allah! Ya bu adama senin makyöz gelse fondöten sürse süngeri yer bu ya. Kameraya bak desen 30 sene kameraya tasma takar, ekmek su verir, öyle bakar, başka türlü bakamaz bu ya. Hala dizidesin, filmdesin sen bacım ya. Beyefendi, aramızda halli biri varsa onun kim olduğu belli. Lütfen bizi yalnız bırakın. Santral bozuldu. Aman be. Lan sizin olsun. Ne haliniz varsa görün. Çek Faruk. Onlar çekime devam ederken Santral uzaklaştı. Hava giderken avlanmak diye buna denir. O barak. Gözlerini yumarak hayallere daldı. Evet sayın seyirciler, ünlü oyuncu Engin Deniz'le alakalı merak edilen sır perdesi aralandı. Engin Deniz'in kimliğinin Ahmet Yanardağ isimli şahısla değiştirildiği ortaya çıktı. Polisler şimdi her yerde... Yakalayın, işte orada yakalayın. Derken bir hareketlilik oldu. Polisler şu an bir kişi takip ediyor. Evet, dön 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 dön. Santral irkilerek gerçeğe döndü. Eyvah. Çocuklar haklı. Bu filmcileri muhakkak göndermek lazım. O barak. Koştura koştura gitti. Kıvırcık sarı saçlı kadın Engin'e sokulmuş, yüzünü tutarak poz verdiriyor. Yok arkadaş, bu filmciler kasabadan gitmeden bize huzur yok. Çitex. Ne yapacağız, nasıl göndereceğiz? Santral abi olsa bir formül bulurdu ama o bu iş olsun istiyor ya. Bu dizi işi olmaz. Olmaz. Hayır. Tamam. Allah tamam. Allah. Sakin. Sarılarak oturdular. Bu filmcileri bu kasabaya göndermemiz lazım. Ne oldu ki Santral abi? Oh, boş olmaz. Ne oldu abi, yoksa kızları mı aldılar? Senin ağzın ne söylüyor Fatih? Burcuma Yeşilçam yolları, bana mapus damları şekli. Hayır. Yok öyle bir şey. Kızlar selamette şükür. Problem yok. Abi sen bizi o zaman niye ateşe veriyorsun durduk yerde? Yavrum ben bir aşk gurusu olarak sizin vuslatınızdan sorumluyum. Kızlarla aranıza girecek bir şeyin karşısında durmak zorundayım. Bravo Santral abi. Yaşa be Santral abim be. Yoo! Santral abi sen bizim her şeyimizsin. Santral abi sen bizim her şeyimizsin. Deli gibi sarıldı. Abi bırak. Tamam. Zor ayırdı. Tamam abi, biz bu filmcileri bir şekilde buradan göndermemiz lazım ama biz düşündük, kaşındık, buna bir çare bulamadık Santral abi. O iş bende. Yaklaşın. Aferin kız sana.
Nasıl ayarladın filmcilerle Arda'nın görüşmesini? Evdeler. Bacım anlatsana, nasıl ikna ettin hadi. Dedim ki, eğer kardeşimle görüşmeyi kabul ederseniz ben de sizin teklifinizi düşünürüm. Bacağına vurdu. Sıfırsın bacım valla. Ama babam bu yaptığını öğrenirse hepimizi keser. Hayır, amaca giden yolda her şey mübahtır Gökçe, bunu unutma. Yani Arda'yı başka türlü ikna edemezdik ki. Ay bırak onu da. Şimdi düşünsenize, filmciler geliyormuş. Arda'yı görüyorlarmış. Çok beğeniyorlarmış. Dizileri falan oynatıyorlarmış. Kuzum benim. Beğenecekler tabii be. Hayır, neden olmasın ki? Pekala da Arda'dan bir film yıldızı olabilir. Gözünüzün önüne getirin. Böylelikle bize de şöhret kapıları açılır. Ay. O nereden çıktı şimdi? Nasıl olacakmış o? Şöyle. Hayal dünyasında İsmail yine şoför. Sen şoförsün dediler. Kız vermek. Aman. İsmail, sanki fabrikatör olsan seni alacaktım. Biz ayrı dünyaların insanlarıyız. Ben artık ünlü oyuncu Arda Akartürk'ün menajeriyim. Arda yana taranmış saçlarıyla havalı bir selam çaktı. Sakın bunu unutma. Haydi. Çantasıyla vurdu. Ay Tuba. Ay Tuba. Hani sen ünlülerle tanışacaktın, beni de tanıştıracaktın ya, ne olur hani beni de tanıştır. Ay Kübra abi dur. Ay ben seni kovmaktan bıktım, sen gelmekten bıkmadın ha. İşim gücüm var benim. Lütfen beni oyalama, defol. Çekil. Ama ay Tuba. Aa, lütfen. Kübra perperişan, Aysu Türklü. Aysu. Aysu. Aysu, Aysu benim Burcu nerede? Burcu'yla konuşmam lazım. Oral'da dökülüyor. Aysu. Burcu omuzlarında gri bir trenç kotla evden çıktı. Burcu, seninle bir şey konuşmam lazım. Çok isterdim Oral ama vaktim yok. Nişantaşı'na gidip alışveriş yapmam lazım. Malum, ünlü film yıldızı Arda Akartürk'ün stil danışmanıyım. Çekil. Son model cipe yöneldi. Oral'ın üstünde aba gibi bir şey var. Arkasında duran Fatih de fakirleşmiş. Börteçinem. Gökçe şık şık adım geliyor. Hani beni film yapımcılarıyla tanıştıracaktın? Hani ben de dönem filmlerinde oynayacaktım? Bu aralar o kadar meşgulüm ki Fatih. Önümüzdeki dönem inşallah. He? Pardon. Aralarından geçip ağır adımlarla cipe yöneldi. Başı önde garip garip bakan Oral, Fatih'in sırtını sıvazladı. İsmail'in kullandığı cip önlerinden geçerken Fatih bir dakika gibisinden el etti ama basıp gittiler. Gerçeğe dönüş. Aysu hafifçe kafa sallıyor. Tuğba gülemedi. Yalnız abla, Kübra'yı çok fena harcadın. Hiç de bile. Herkes haddini bilecek Gökçe. İyi de asıl beni harcadınız ya. Niyeymiş? Ben niye yokum hayalde? Canım, bütün gün ortalarda olmadığın için olabilir mi? Nerelerdeydin sen Tuğba? Tuğba öylece baka kaldı. İbrahim Settar'ın dükkanında. İbrahim bak, ne demiştik zamanında? Allah pekmezi alır balı verir. İşlerin eskisinden de iyi oldu. Hadi bakalım şimdi güneşin tadını çıkar. Baba, insan evladı yanında olmayınca hiçbir şey tadı olmuyor. Önlerinde çaylarla büyük bir masada oturuyorlar. Bak, şu masayı zamanında sen yapmıştın. Kim bilir kaç gün emek verdim buna. Dili olsa da bir konuşsa. Bak, şu masa ağaçtı. Sonra da geldi senin elinde. Kim bilir ne kadar emek verdin, masa oldu. Ama aradan kaç zaman geçti. Settar Baba'ya yaptığımız masa biraz el tutacak tabii ki. Selamünaleyküm. Ya, oy baba. Baba çok soğuk ya. Bir bardak, o hayat otur, kurtaran çayından bir bardak içeceğim baba. Dışarıda nasıl bir ayaz var. Dondum buydum ya. Ayazda kalmış bekçi değneği gibi oldum baba. İbrahim'in çayı da soğudu. Hadi. Ha. Onu da tazele. Tamam, hadi bakayım. Dolu bardağı alıp duvarın önündeki semavere yöneldi. İbrahim telefonunu açtı. Efendim kızım. Tamam. Tamam, hemen geliyorum. Kapattı. Niye daha önce söylemezler ki bana? Hayırdır İbrahim?
Yaşarlar Mağ aile bize gelmişler. Hayırlı olsun ha. Ya şu evlilik oyunu yüzünden kaç yıllık komşularımıza yalan söylüyorum ya. Ama ona yalan demeyelim de abartı sanatı diyelim değil mi baba? Masaya oturmuş kollarını ovuşturuyor. Baba müsaadenle. Hadi sen sen. İbrahim kalkarken Settar da ayaklandı. Aa, baba. Bak İbrahim'in çayını da ben içerim. Kendi çayımı da ben içerim. Donmuşum baba, donmuşum. İçim adeta Kuzey Kutup Dairesi olmuş. Penguenler yüzüyor, o kadar söyleyeyim yani. Çayı İbrahim nerede içersin santral? Anlamadım baba. Ya Yaşar diyor, duymadın mı? Bu herif boşu boşuna ziyarete falan gelmez. Kim bilir kafasında ne tilkiler dolaşıyor. Git bakalım karın ağrısı neymiş, öğren. Öf, baba sen merak etme. Ben ana santralden 220 volt şehir ceyranını o emlakçıdan koza verdiğim bile. O var ya bir hafta boyunca milletin cep telefonunu şarj edecek hale gelir. Merak etme. Dedikodu gıybet devrelerinde yok o zaman. Baba. Değil mi ki o Yaşar bana şurada bir bardak çayı içirtmedi? Ben onun bütün elektriğini cozurlatacağım. Bir yudum daha aldı. Yalnız baba ya, bu İbrahimlerden hamal çayı istesem ayıp olmaz değil mi? Ha? Hani hamal çayı vardır ya, su bardağında içersin hani. Sen bir... Neyse ya, tamam. Hadi. Öbür çayı alıp Settar'ın arkasından geçerek kapıya yöneldi. Akartürklerin evinde de çay içiyorlar. Evet, evet sevgili dostlar, vallahi sizin bu evliliğinize ne kadar sevindiğimi anlatamam yani. Yani böyle sizi mutlu, mesut görmek beni çok duygulandı, vallahi anlatamam yani. Eksik olma Yaşar'cığım. Yalnız bu evlilik işine düzmece diyorlar. Santral afallar gibi oldu. Nalan sakin, kızlar şaşkın. Yani düzmece, değeri yok yani böyle kağıt üstünde. Hani böyle sahte para basmak gibi yani. Ne yapıyorsun İbrahim? He? Kalpazanlık mı yapıyorsun? Yaşar ne diyorsun sen? Olur mu öyle şey efendi? Ha? Nalan'la İbrahim birbirlerini severler. Buna bütün kasaba şahittir ya. Kim bu münasebetsiz? Kim söylüyor bunu? Hangi münasebetsiz o? Ben de öyle dedim. Kim dedim bu münasebetsiz ya? Kim dedim. Hem öyle bile olsa ne olacak ki? İnsan çocuğu için her şeyi yapar. Ha? Yaptın mı? İbrahim öyle bir şey yaptın mı? Ha? Yaşar ne oluyor? Ya bir şey olmuyor. Ya, lütfen. Ne dedim? Ha, bak mesela biz ne yaptık şimdi? Karı koca atıştık değil mi? Yani böyle sataşmalar olur ya evlilikte. Mesela sizde de oluyor mu? Böyle kavga ediyor musun? Neden dolayı kavga ediyorsunuz mesela? Yok, yok biz hiç kavga etmiyoruz. Biz çok iyi anlaşıyoruz değil mi İbrahim? Evet, biz hiç kavga etmeyiz. Ya senin maksadın ne Yaşar? Bakışlarını masada oturan kızlara yöneltti. Kızlar, nasıl bakalım? Cici annenizden memnun musunuz? Cici anne demesek yani. Niye? Niye cici anne demiyor? He? Neden acaba? Yaşar, ya böyle sorular sormasın artık yeter. Biz gayet iyi anlaşıyoruz. Evet, çok seviyoruz biz Nalan ablayı. Ben bir mutfağa bakayım. Kalk. Bir dakika. Sen niye bakıyorsun mutfağa? He? Kızlar sana yardımcı olmuyor mu? Olmuyorlar değil mi? Öyle mi? Aa, olmaz olurlar mı? Onlar benim elim ayağım ya. Sen otur Nalan ablacığım. Ben doldururum çayları. Ben de yardıma gidiyorum. Sağ olun kızlar, sağ olun. Nalan İbrahim'in yerine oturdu. Evet. Ya Settar baba haklı. Bu adam niyeti bozmuş. Vallahi bozmuş. Ha bak mesela bir tane yarışma vardı, hatırlıyor musunuz? Hani böyle eşler birbirini ne kadar tanıyor falan gibi böyle bir yarışma vardı ya, değil mi televizyonda? Mesela sizde böyle ne lan? İbrahim en çok hangi yemeği seviyor? Mantı, mantı. En sevdiğim yemek mantı, evet. Pompon! Peki İbrahim, ne lan kaç numara ayakkabı giyiyor? 37. Evet, 37. Evet. 37 mi? Faik dede, sağlığın nasıl? İyiyim inşallah. Gökçe'cim, senin okul ne durumda canım? İyi çok şükür. Ah, ah. Yaşar konuşacak oldu. Tuba, senin dövüş kulübü var. Yaşar'a vurdu. Dövüş kulübü ne durumda? İyiyim Sertar abi, güzel gidiyor. Evet. Aysun'un kulağı içeride. Yaşar amca niye böyle sorular soruyor ya? Babam hiç sevmez ki böyle şeyler konuşmayı.
Zaten adamın canı sıkkın, bir de konuşulan muhabbete bak. Burcu, git o Kübra'yı salondan çıkar. Şimdi babasından cesaret alacak, magazin soruları sormaya başlayacak. Yok artık abla, daha neler? Burcu çay dolduruyor. Şimdi en merak edilen soruya geliyoruz. Nalan ablaya nasıl evlilik teklif etti? Kızım sus, ayıp böyle sorular sorulur mu ya? Ay ne var ya? Evet İbrahim Akartürk, sizdeyiz. Nalan da gergin. Aa. Ah çaylar çaylar, getirin 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 kızlar. Ay tam zamanım. Ayaklandı. Ay, ay sağ ol canım. Nazmiyeciğim, Kübra'cığım senin bahçeyi zaten. Ah, santral. Servis yaptı. Evet. Kızım sen ne biçim soru soruyorsun ya öyle insanlara? İnsanların belki özeli gibi bir şey o ya, öyle soru sorulur mu? Yani belki İbrahim abin Nalan'a evlenme teklif etmemiştir de Nalan kendi başına gelin güvey olmuştur. Yani Yaşar şey demek istiyor, yani hani siz bunca yıllık ahbapsınız, birbirinizi tanıyorsunuz ya. Yani İbrahim daha ev deyince Nalan da evlilik olduğunu anlamıştır. O, onun gibi değil mi? Eve gidelim, ben sana soracağım. Evet. Yani böyle leb demeden leblebi hesabı yani, öyle diyor. Canım olur mu öyle şey? Ben uygun zamanı kolladım kendisine duygularımı açabilmek için. En uygun bulduğum zamanda da evlenme teklif ettim. O da sağ olsun beni kırmadı, kabul etti. Ay! Ay çok romantik ya! Kübra! O dilini keserim. Ne var be? Evet, İbrahim amca. İbrahim, Maragozhane'de işler nasıl ya? İyi, iyi. Açıldı bayağı Allah'a şükür. Aa, güzel, güzel. İbrahim amca, sen şimdi evlendin ya. Yani evlilik teklif ettin güzel güzel. Nasıl bir yüzükle evlilik teklif ettin bak, onu çok merak ediyorum ben. Ne ayıp şey. Mahrem süvariler bunlar. Bizim zamanımızda böyle miydi? Faik dede, Faik dede iyi misin? Gözlerini devirerek işaret edince Faik kötüledi. Ay ay kötü oluyorum. Aa Faik dede bir şey oldu. Ha Faik dede, Faik dede kötü oluyor. Faik dede... Ay 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 ay. Başına toplandılar. Herkes Faik'in başındayken Yaşar sinsi bakışlarıyla ayağa kalkıp sıvışarak üst kata yöneldi. Yaşar aşağıyı kollayarak üst kata çıktı. Merdivenlerin başında durup ceketinin iç cebinden telefonunu çıkardı. Bir tuşa basıp ağzına yaklaştırdı. Akartürk davası kayıt 1. İbrahim ve Nalan Akartürk çiftinin düzmece evliliği için delil topluyor. Anlaşıldı. İç cebine koyuyordu, vazgeçti. Önünde durduğu banyonun kapısını açıp kapattı. Ardından kapının sağındaki düğmeden ışığı açıp tekrar baktı. Tuvalet. Kapıyı kapatıp ışığını söndürdü. Etrafı bir daha süzdü. Yatak odasını arıyorum. Çünkü bütün deliller orada olabilir. Gerçekten. Gerçekten ne gerek yok. Kaydı durdurup telefonu iç cebine koydu. Üstünde koyu mavi çizgili takım elbisesi, boynunda kısa bağlı renkli bir kravat, sağ bileğinde elinden hiç düşürmediği çantasıyla parmak uçlarına basa basa pembe panter gibi yürüyerek karşıdaki yatak odasına girdi. Hafif öne eğilmiş halde girişte durup yarı aydınlık odaya şöyle bir göz gezdirdi ve telefonunun fenerini yaktı. Feneri önce yatağa tuttu, ardından sağ tarafında kalan tuvalet masasına yöneldi. Alttan iki çekmeceye bakıp kapattı. Doğruldu ve cin bakışlarıyla karyola ve pencere tarafını inceledi. Yine tuvalet masasına döndü. Aynanın önüne dizili çerçeveli fotoğraflara tek tek bakarken oturdu. La esas var ya. Burada bir tane günlük bulacaktık ki. O zaman her şey, bütün deliller çıkardı. Sevgili günlük, ben İbrahim'le evlendim ama muradıma da eremedim. Çünkü bizimki düzmece evlilik. Buradaydık öyle bir şeydi ama. Işığı Behiye'nin fotoğrafına yaklaştırdı. Ha, bu İbrahim'in eski avradı ya. Ne kadar iyi kadın, Allah rahmet eylesin ya.
ışığı aşağılara tutarak kalktı ama doğrulmadı. İki büklüm gezinmeye devam ediyor. Yere çöküp yatağın altına baktı. Ardından yatağın başucundaki komodine yanaşıp kapağını açtı. İçinde ne olduğu görülmeyen göze dikkatle bakıp kapağı kapattı. Tuğba ile Gökçe üst kata çıkıyor. Yaşar abi, tamam. Uzat, tamam. Evet ya. Bir şey söyleyeyim mi? Babam zaten bu evcilik oyunu oynamakta gerçekten çok Yaşar zorlu. Kayıtta. Şu mürubak gibi bizi de kurtulsak bu gerilimden. Keşke. Yan taraftaki odalarına giriyorlar. Aradım bu ya işte ya. Yatağın yanında bekliyordu. Feneri söndürüp doğruldu. O kapıdan çıkarken Nazmiye sinirli sinirli kafa sallayarak üst kata çıktı. Kızların kapısını dinleyen Yaşar'ın omzuna vurdu. Allah bir şey yaptı. Nazmiye ya. Ne işin var burada senin? Ne işim olacak? Lavaboyu arıyordum. Hadi oradan. Vallahi diyorum ya. Ben seni bilmez miyim? Nazmiye. Geçin. Geldin de hayatımı kurtardın ama gelirken biraz daha dikkatli ol. Böyle ödümü patlat patlat gel ya. Yaşar. Yürü eve gidiyoruz. Evde ben sana nasıl öt patlatılır orada göstereyim. Ne yaptın ya? Yürü. Tepeme çıkarttın beni sinirimi. Saçma sapan konuşuyorsun aşağıda. Ama fakat... Ama fakat diyorum mesela sen ya. Sen bir işler çeviriyorsun. Ne iş çevireceğim? Dur ben anlayacağım onu. Anlayacağım. Sen bekle. Alt kata indiler. Ay kusura bakmayın. Yukarıda lavabo aramış da bulamamış Yaşar. Lavabo burada vardı. Ya ben biraz mideyi üşütmüşüm de böyle alttan üstten gitmişim. Ben de sizi de rahatsız etmeyeyim diye yukarıdakine çıktım ya. İğrenç. Hadi yürü. Yürü. Nazmiye yerine geçiyor. Fahir dede. Az önce tası tarağı topladın gidiyordun ha. Ne oldu? İyiyim. Yok bir şey. Tabii şimdi sen hatırlıyor musun? Mezar yerini de bana sattın. Yatacak yerin de kalmadı. Yaşar. Ciddileşerek yerine oturdu. Kimin daha önce gideceği belli olmaz Yaşar efendi. Sen böyle devam edersen zaten kendi ellerimle boğacağım seni. Ben göndereceğim. Ne var canım Allah Allah. Emlakçı olarak benim de vazifem bu. Faik dedem hadi yatağını hazırladım ben. Çok da geç oldu. Neyi yaptın? Neyi yaptın? Hadi Allah razı versin hepinize. Hadi baba. Hadi baba. Güle güle. Hadi efendim biz de geç oldu. Kalktı. Hadi biz de müsaadenizi isteyelim. Biz de kalkalım. Hadi bakalım. Hadi iyi geceler. Doğru geç oldu. Geç sen artık. Yok yok biz de kalkıyoruz. Tabii, tabii, hadi Yaşar. Evet. Hadi kızım. Ya hadi. Kalkar mıyız? Biraz daha otursaydınız filan de bari ya. Tamam. Yürü hadi. Hadi. Yürü. Yürü. Yürü kızım. Hadi Aysin. Hadi kızlar. Hadi. Nalan. Hadi. İyi akşamlar. Tuğba ile Gökçe aşağı indi. Oh çok şükür gittiler. Bir an hiç gitmeyecekler sandım. Hadi bana da müsaade. Ben de iyi yoruldum. Allah rahatlık versin. İbrahim üst kata çıkarken Nalan sıkıntıyla elini yüzüne götürdü. Başım şişti ya. Devdir Bey. Kanepede oturmuş mesaj yazıyor. Aranan kanıt bulundu. Yarın bildireceğim. Nokta. Günde. Yetti. Nazmiye salona daldı. Yaşar! Akile sen... Niye böyle acayip sorular soruyorsun ya bu insanlara? Niye rahatsız ediyorsun? Ya hayatım şimdi bak. İbrahim de Nalan da benim biliyorum kardeşim gibidirler yani kendileri. Ben şimdi bunlar yeni evlenmiş ya. Hani yol bilmezler, yordan bilmezler. Hani evlilikleri belli bir düzlemde yani. İleriyor mu? Nasıl gidiyor? Onu sormak için böyle saçma sapan soruyor. Yani bir takım sorular sordum ben ya. Ama sana bir şey diyeyim mi be? Vallahi çok özendim ya. Keşke sen, ben, Kübra'da aynı çatıyı paylaşıyor olsak. Ben seninle günahımı paylaşmam Yaşar. Anladın mı? İbrahim'in başına gelenler senin başına gelsen ne yaparsın acaba? O adam ailesini bir arada tutmak için canını dişine taktı. Kolay mı sanıyorsun? Ejder onun evladını aldı. Evet. Ben de üzülüyorum İbrahim için. Ama yok. O mahkemede Ejder'in elinden çatır 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 alacaklar Arda'yı. İbrahim ailesini tekrar bir araya getirecek. Ben biliyorum. İbrahim diyorsun. Övüyorsun ama mahkemede yandı vallahi. Ah Nazmi ya. Elimdeki kanıttan bir haberin olsa. İç sesi. Neyse. Geç oldu Yaşar. Biz yatacağız.
Hadi sen de nereden geldiysen oraya hadi. Ben şuraya kıvırılayım şöyle ya. Saçmalama Yaşar. Git nerede yatıyorsan oraya dedim. Hadi. Ya, ben şimdi burada dışarı çık soğukta yürü git masanın üstünde. Hadi ben bıktım ben ya. Yaşar uzatma. Hadi diyorum. Yürü. Hiçbir yerde de kalmıyorum. Git diyorum. Yeter artık senin yaptın ya. Yaşar yeter sana yeter. Kalk dedim. Neyi bana yeter ya? Durmadım ben dışarıda kalmak zorunda. Burası benim de evim. Öyle canım. Yürü. Gitmeyeceğim. Vallahi yeter. Hiç insanlıktan şey kalmadı senin ya. Yaşar bak yeter. O yaptıkların cezasını senden böyle fitil 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 çıkartacağım. Dur çerçeveli sen de. Aile fotoğrafına odaklanıldı. Güneş dağların üzerinde yükseliyor. Ardam, sana bir haberimiz var ama sürpriz. O yüzden hemen hazırlanıp çıkmamız gerekiyor. Gelmeyeceğim. Ya Arda'cığım ama hiç sormadın nereye gideceğiz, ne yapacağız, sürpriz ne diye. Nereye? Sen büyüyünce ne olmak istiyordun? Ha? Hani hep söylüyordun bize. Oyuncu. Tamam. Oyuncular ne yer, ne içer, nasıl davranır? Bunları merak etmiyor musun? Ediyorum. Şimdi Taraklı'ya dizi çekmek için bir ekip geldi. Biz de onlarla konuştuk. Senin fotoğrafını verdik ve seni çok beğendiler. Seninle de görüşmeyi kabul ettiler. Gerçekten mi? Evet. Hemen ben bir dedeme soracağım. Dur hadi. Gel hadi giy şunu. Odadan çıktılar. Zombi maskeli biri. Asil aynaya bakınca korkup maskeyi çıkardı. Ben bile korktum kendimden ya. Kaçıp kendimden uzaklaşasım var. Yapamıyorum. Oğlum popüler şarkı sözleriyle niye konuşuyorsun sen? Hem dua et sen ben değilsin. Şimdi insan benim gibi heybetli olunca ne oluyor? Ben kendimden kendime sığınıyorum. E sen de şarkı sözü gibi konuşun abime söyleyeyim. İsmail, benim cevaplarımı bana çarpma. Kur'an çarpsa senin o ağzını elime çarparım ha. Asil, çık bakayım. Asil çekildi. Ayna karşısına geçen İsmail ellerini pençe gibi tutup dişlerini göstererek korkunç surat yaptı. Hayır. Abi ben korkunç olamıyorum ya. Yani korkunç olmaya çalıştıkça gülünç oluyorum ha. İsmail sen gülünç olmaya çalıştıkça korkunç oluyorsun yavrum. Ha çok komik. İsmail sen 10 dakika stand-up yap. Zaten adamlar kaçar buradan. Bravo Asil. Öpüştüler. İnsanları uyandırmak için başına aşağı neden su dökerler? Çünkü suyun kaldırma kuvveti vardır. Asil yatağa bayıldı. Asil bayıldı. Asil. Oğlum kalk kalk kalk. Kalk. Kaldırdı. Kaba kuvvet uygulama, kap kırılabilir. Kavun deyip geçemezsin, parola kavun değil. Asil düştü yine. Oğlum sürekli bayılıyor çocuk. Asil kalk. Kalk yavrum kalk. Kaldırdı. File çorap aldım, zürafaya çorap almadım. Yeter lan daha bayılma sen de. Erken yakaladı. Allah Allah. İsmail yavrum insaf et bak çocuk burada ayılıyor bayılıyor, ayılıyor bayılıyor. Yapma lütfen. Hazır olun. Adamın biri şişmiş, karısı mangal. İkisi birden bayıldı. Beni sizler mahvettiniz. Arda peşinde ablalarıyla salona girdi. Dede, kasabada dizi çekeceklermiş. Gidip bakmama izin verir misin? Tabii gidebilirsin. Hadi bakalım. Ablaların seni götürsün. Sağ ol dede. Aysu giderken Ejder'e kafa salladı. Ejder torunlarının ardından gülümseyerek bakıyor. Yaşar elinde çantasıyla cami meydanı tarafından konağa doğru geliyordu. Karşıya bakarak bir anda telaşa kapılıp küçük demir bir masanın arkasına saklandı. Hadi geç kalacağız çabuk olun. Abla yani ben şimdi artist mi olacağım? Sen zaten bizim artist kardeşimizsin bir tane. Hadi. Demir bir direğin ardına gizlenen Yaşar'ı fark etmeden geçip gittiler. Arkalarından bakan Yaşar ağlamaklı oldu. Zavallı yavrucaklar. Masum ve biçare. Olacaklardan habersiz neşe içinde dolanıyorlar. Toparlandı. Yaşar. Ne yapıyorsun ya? Delirdin mi? Hadi bakalım. Ayağa kalk ve dik dur. Eliyle ağzını kapattı. Yaşar ne yapıyorsun ya? İyice halak oldun ha.
Zaten kızının yüzünden milyar dolarlardan oldum. Bir de İbrahim'in bebeleri için şimdi yağlı kapıdan mı olacak? Zar zor toparlanıp konağa yöneldi. Bilemiyorum Ejder Bey. Daha önce de söylediğim gibi bu sahte evliliği mahkemede ispat etmek çok güç. Ama Yaşar Bey nasıl bir delil sunacak açıkçası ben de merak ediyorum. Çalışma masasının başında oturan Ejder düşünceli ifadesiyle kafa salladı. Odaya giren Çiğdem gülümseyerek Yaşar'ı buyur edip gitti. Merhabalar efendim. Biz de seni bekliyorduk. Avukat Bey getireceğin delilleri görmek için sabırsızlanıyor. İyi. Evet. Ben o zaman alıştıra söyleyeyim delil meli yok. Nasıl olmaz ya? Sen bize İbrahim'in evliliğinin sahte olduğunu ispatlayacağını söylemedin mi? Evet söyledim. Hain planların çalışmadı mı? Efendim benim hain planlarım İbrahim'in evliliğinin sahte evlilik olduğu iddiasına dayanıyordu. Ama ortada sahte bir evlilik yok ki. Ne diyorsun sen efendi? Ya ben kendi gözlerimle gördüm. İbrahim'le Nalan birbirlerini seviyorlar. Evlilik sahte falan diye. Kes! Ayaklandı. Defol! Emredersiniz. Ne yana gideceğini şaşırmış gibi bakınarak odadan çıktı. Allah'ım sen benim aklıma mukayyet ol. Ben az önce ne yaptım ya? 10.000 lira değerinde fedakarlık yaptım Allah'ım. Ellerini açtı. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol. Benim vicdanıma fazla mesai yaptırma. Avize ne kadar güzelmiş. Kaçadır acaba? Amin. Pardon. Koşar adımlarla kapıya yürüdü. Konaktan çıkmış. Bu Ejder de sinirlenince bir garip oluyor ha. Vallahi bunun rahmetli babasını bulup tebrik etmek lazım. Adamın ağzına alev çıkıyor ya. Bir insanın hareketleriyle iş mi bu kadar mı benzer ya? Sokağın karşısına geçip yüksek bankete oturdu. Ama ne yapalım canım, bizim de bir vicdanımız var. Tamam, para önemli bir insan olabilir. Ama İbrahim'in de yuvasını dağılmasına izin veremezdim ya. Ağlamaklı oldu yine. Ben de iyi bir insanım. Ben de bir yüreğim var. Aslına bakacak olursan ben bir meleğim be. Ya. Tamam. Şeytan da bir melek ama olsun. Neyse canım, bu sefer de bir iyilik yaptık, denize attık deriz. Karşısında biri varmış gibi bakıyor. Olur. Ama Yaşar, sana bir şey diyeyim mi? Yani seni nasıl bir ana baba yetiştirmiş ki sen bu kadar iyi bir çocuk olmuşsun ya? Hı? Yani gerçi öyle sıkışırsam gene Ejder'e satabilirim bu bilgiyi ama yani böyle altın bozdurmak gibi. Bilgi. Fakat Yaşar, ne? Sana bir şey diyeyim mi? De. Kriz yönetiminde bir üstadsın. Gururla güldü. Afiyet olsun. Teşekkür. Peynirimiz tarttın halis molis kendi peynirdi. Filmcilere kahvaltı hazırlamış. Şuna bak. Bu yaşta artistlik sevdasında. Ellerinde eldivenler, ağızlarında maskelerle kahveye girdiler. Yan masaya geçtiler. Kızım ne oluyor, iyi misin? Ay, sorma Helmut. Kasabada salgın hastalık tehlikesi varmış. Ay niye söylüyorsun? Gizli kalsın demediler mi? Aman canım, o da bilsin yani. Tedbirli olsun değil mi? Yok canım, olmaz öyle şey. Neden olmazmış? Tedbiri elden bırakmamak lazım. Geçmiş olsun hanımlar. Sağ olun. Ya istemeden kulak misafiri olduk da kasabada salgın hastalık tehlikesi mi var? Ay yok. Salgın hastalık falan yok. Yanlış duymuşsun hemşire. Yok öyle bir şey. Kezban ne yapıyorsun? Filmciliğe kaçıracaksın. Telaşla ayaklanan ikili montlarını çantalarını alıp kaçar gibi gitti. Daha çayınızı içmediniz. Size müsaade. Bir işimiz çıktı. Kezban'la Nazmiye şak yaparak maskeleri çıkardı. Helmut ise şaşkın. Hayatımın şansını kaçıyor. Bu salgın hastalık söylentileri doğru olabilir mi?
Çarşıdalar. Ya ne bileyim, şurada bir tane aklı selim adam yok ki bulsak da sorsak. Hastanede vardır illaki aklı başında biri. Ben size yardımcı olayım. Ya yok kardeşim, biz kendi işimizi kendimiz hallederiz. Yok, hani salgın hastalıktan bahsettiğinizi duydum da. Yani biz de merak içindeyiz aslında. Valilik henüz bir açıklama yapmadı. Merak ediyoruz. Bilmiyoruz. Ama siz daha sağlıklı bilgi almak istiyorsanız hastaneye götüreyim. Siz hastaneden sağlıklı bilgi alabilirsiniz. Yok, gerek var mı ki? Yok, bence de yok. O zaman biz biraz daha mekan bakalım. Ha, ya bak, aslında ben bugün yaşananları duydum. Çok da yoruldunuz. Bir taraftan da mahcubuz yani. Bunlarla karşı karşıya kaldınız. Ben buranın yerlisiyim. Benim de bildiğim mekanlar var. Yardımcı olayım. En azından bunu telafi etmek manasında bir şeyler yapalım size ya. İster misiniz? İyi olur aslında. Buyurun gidelim, buyurun. Hediyelik eşya dükkanlarının arasında ilerliyorlar. Böyle kısadan geçeriz, kısadan. Gel, gel. Ha bak, bu da Taraklı'nın meşhur mürdüm eriği. Ye bunu, vitamin, vitamin. Al, al. Ellerine verdi. Bulamam başka yerde, gel. Kızlar kahveye geldiler. Helmut abisi, nerede filmciler? Yok la. Gittiler, bilmiyorum. Beni yine kandırdınız. Aa yok ablacığım, olur mu öyle şey? Ne kandırması? Beni hep kandırıyorsunuz. Aa şişt, otur bakayım sen. Şimdi gelirler buraya. Hem Helmut abim de biliyor, hep buraya geliyorlar değil mi? Geliyorlar, geliyorlar tabii. Ben sana bir oharet vereyim. Evet. İstemiyorum. Ben gitmek istiyorum. Abla bu çok kötü oldu. Tamam. O zaman siz gidin. Heh. Bir bakın neredelermiş. Tamam. Evet hadi. Gidiyorum hadi. Burcu ile Gökçe gitti. Oralet'e gelsin. Portakallı Oralet'i getirdi. Arda! Ay bebeğim benim. Uy kuzum. Yanaktan. Arda demişim ben seni. Ay yakışıklığa bak. İbrahim'le Nalan el ele çarşıda. Yaşar'ın dükkanının önünden geçerken böyle elini tuttum ama kusura bakma. Yani biraz abartalım diye. Biliyorsun yani bir yıl soru sordu bize. Maddemin üzeri bir sıkıntı olmasın diye yani. Yok yok, iyi yapıyorsun. Kuşkular azaltmak için bunları yapmamız lazım. Yalnız bütün bunlar böyle hani göstermelik de olsa benim için pek öyle değil. Seninle yürümek huzur veriyor bana. Ya, ay teşekkür ederim, sağ ol. Nalan mutlu gülümsedi. İşte burası Yavaz Baba Türbesi. Dikkat edin, çok özel bir yerdir. Kafesin içindeler. Evet, enerjisi değişik. Dokunma! Faruk elini çekti. Unutmayın, Yavaz Baba'yı rahatsız edenler ve sandukasına dokunanlar değişik yaratıklar görürler. Siz de dokundunuz ama. Yiğidim, ben Taraklılıyım. Hemşerisi sayılırım. Bana bir şey olmaz. Hem ben böyle şeylere inanmıyorum ya. Yok efendim, dermansız derde düşüyormuş. Aynada kendisini göremiyormuş. Lokma yerken ağzı başka yere gidiyormuş da sabaha kadar aç kalıyormuş. Böyle türlü tevir olaylar yani. Ama ben inanmıyorum ayrı bir şeye. Temciler ürkmüş gibi. Şuradan bir şey mi geçti? Yok, yok. Yok canım, sen söylentilerden etkilendin. Dağların arasında yeşil bir ışık belirdi. Ne oldu? Ne oldu? Yok, bir şey, bir şey yok. Yok, yok, yok ya. Bir karartı gördüm ama. Yorgunuz ya ondan. Abi. Acaba biz gidip biraz dinlensek mi? Aha. Nereye? Yok, sakin. Yavaş, yavaş. İsmail kafese şey tırmandı. Ya. Asil tepede. Mural kapıdan girdi. Bunlar kim? Ya bunlar, pırlanta gibi çocuk. Ay, ay, good boy. Asil zombi boy olmuş. Bunlar pırlanta gibi çocuklar. İşte o yaratıkları gördükten sonra böyle oldular. Bunları yurt içinde, yurt dışında ve tabiplere gönderdik. Ama bir türlü iflah olmadılar. Dur, sakin, ya sakin hemşerim, yiğidim ya. Bir şey yok. Yahu hanım, ya bir dur be kardeşim. Bir şey yok attılar. Mu? Tamam lan, tamam. Çitex. Obarak! Tuğba kahveye geldi. Ne oldu? Bacım, her yere baktım, yoklar. Ay, ben sana doyamıyorum ya, çok özlemişsin. Hayır, istemiyorum. Hepiniz beni yalandan seviyorsunuz. Nerede filmciler? Hani göremiyorum.
Kezban durakladı. Ay ne yapacaksın filmcileri Arda'cığım ya? Ne güzel oturuyoruz işte. Bana ne? Gelsinler. Burada dizi çekeceklerini söyledi ablamlar. Hem beni tanıştıracaklarmış. Başında duran Tuğba ne diyeceğini bilemiyor. Kezban'la Kübra üzgün. Burcu marangozhanenin kapısına geldi. Baba! Kapı açılmayınca montunun cebinden telefonunu çıkarıp bir arama yaptı. Alo! Abla ben dükkana geldim ama kapalı. Babam yok ortada. Senin haberin var mı? Kapat tamam kapat. Ben ararım. Burcu telaşla etrafına bakınarak gitti. Kahveye geçildi. Hadi sana yeni bir alet daha getirdim. Arda'cığım boşver şimdi filmcileri falan. Sen nasılsın sen anladın. Hadi. Daha iyi olacak Kübra ablası. Arda eve dönsün her şey çok güzel olacak. Uf, abla nerede kaldı bu filmciler? Çok sıkıldım. Sıkılma kuzum. Sıkılma hadi bak şimdi Aysu ablan soruyor bak gelecek merak etme. Heh. Aysu Tuğba'ya yanaştı. Burcu babamı bulamamış. Ne yapacağız şimdi ya? Uf, çocuk da iyice bunaldı. Bak hem Nalan ablan da seni çok seviyor. Ya sen geleceksin diye acayip heyecanlandı biliyor musun? Evet, vallahi Nalan çok iyi bir insan ya. Yani ideal anne oğlum. Ne bilir? Ben onu bunu bilmem arkadaş. Bu İbrahim var ya. Ben diyorum ki durdu durdu Durna'yı gözünden vurdu ya. Kendi gözlerimden gördüm ya böyle nasıl mutlular ne kadar güzeller oğlum gerçekten. Arda mutsuz. Arda yavrum gel haydi seni pastaneye götürelim biz. Hadi. Gitmek istemiyorum eve gideceğim. Tamam daha güzel fikir hadi evimize gidelim. Sizin evinize değil dedemin evine gitmek istiyorum. Kapıdan geçen İbrahim'le Nalan kahveye bakarak durakladı. Ha 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 çifte umrular geldi vallahi geldiler. Oğlum, bizi ziyarete mi geldin? Arda ayaklandı. Arda! Arda! Bak bırakın beni, sizinle gelmek istemiyorum. Arda oğlum, oğlum. Bırak beni. Nereye gidiyorsun? Oğlum neden böyle yapıyorsun? Bana yalan söyledi, size güvenemiyorum. Ben ne yaptıysam senin için yaptım oğlum. Beni kandırdınız. Seni filmcilere götüreceğim dediniz, kandırdınız. Yok! Adamlar gelmedi yavrum. Yalan söylediniz bana. Kimse yoktu zaten. Hayır ablacığım biz görüştük geleceklerdi ama bir aksilik çıktı herhalde. İnanmıyorum size. Beni babamla buluşturmak için tuzak kurdunuz bana. Tuzak mı? Ne diyorsun ablacığım? Olur mu öyle şey? Ablacığım bana bak bakayım Arda. Sen niye babamla görüşmek istemiyorsun? Çünkü o da beni kandırdı. Mansur'dan evlendi söyledi ama dediği her şey yalandı. Arda olur mu ablacığım? Ben siz çok mutlusunuz değil mi? Asla. Olur mu? Biz hepimiz senin gelmeni bekliyoruz bir an önce. Ya. Yalancılar. Kezban teyzemle Kübra ablam bana bütün geldikleri anlattı. Evliliğiniz gerçekmiş. Çok da mutluymuşsunuz. Hani Ezra'yı kandırmak için evlenmiştiniz. Öyle yaptık oğlum. Siz mutlu hayatınıza devam edin. Ben dedeme gideceğim. O deden değil senin. Bırak beni. Arda! Arda! Elinden kaçıp merdivenlerden indi ve arkasına bakmadan koşa koşa gitti. İbrahim, kızları ve Nalan ardından baka kaldılar. Arda biraz ileride yol kenarında bekleyen lacivert lüks arabaya yöneldi. Erhan kapısını açarken bir an dönüp ailesine baktı, ardından arkaya geçti. Erhan direksiyona geçiyor. İbrahim üzgün ifadesiyle çaresizce ardından bakıyor. Çalışma odasında oturan Ejder küçük bir bardaktan su içiyordu. Odaya giren Çiğdem'e döndü. Efendim bir bakıcı görüşmeye geldi. İzninizle içeri alıyorum. Gönder gitsin. Arda'nın artık bir bakıcısı var. Anlayamadım efendim. Bundan sonra Arda'yla Alev Hanım ilgilenecek. Karşısında oturan Alev memnun gülümserken Çiğdem odadan çıktı. Karşılıklı gülümseyen Ejder'le Alev ayağa kalkıp el sıkıştı. Alev üstünde kola ağızları geniş siyah bir elbiseyle Arda'nın odasına girdi. Behiye'nin girişteki komodinde duran çerçeveli fotoğrafını aldı. Behiye. Çok güzelsin. Fotoğrafı bağrına bastı. İkiniz de çok sevdik İbrahim'i.
ikimiz de kaybettik. Ama biliyor musun? Ben kolay kolay vazgeçmeyeceğim. Buruk gülümseyerek fotoğrafı okşadı. İbrahim sonunda benimle olacak. Fotoğrafı yerine koyarken Arda kapıda belirdi. Annem o benim. Biliyorum. Gülümseyerek sarıldı Arda'ya. Çok güzelmiş anne. Evet, çok da güzeldir benim annem. Evet. Bence sen yakışıklılığını annenden almışsın. Sahiden mi? Evet. Arda dönüp fotoğrafı aldı. Arda, sakın unutma. Bu hayatta hiç kimse annenin yerini alamaz. Tamam mı? Ve ben bir arkadaşın olarak hep senin yanında olacağım. Söz. Alnından öpüp yanaklarını sevdi ve yaşlı gözlerle bağrına bastı. Akşam vakti Akartürklerin evi. Nalan salonda oturan İbrahim'e çay getirdi. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Yanındaki koltuğa oturdu. İbrahim sıkıntılı ifadesiyle çayını yudumladı. İbrahim, istersen yarın Arda ile birlikte konuşmaya gidelim ha? Ya bir de ben konuşayım, bir ben anlatayım. İkna ederiz belki. Ne dersin? Öyle mi dersin? Yani bence denemeye değer. Tabii sen bilirsin. Nalan İbrahim'i süzerek çayını yudumladı. Gündüz vakti dışarıda Necder'in konağı. Alev salonda kahvaltısını eden Arda'nın yanına geldi. Yüzünde hafif muzip bir gülümsemeyle bir süre arkasında durdu. Ardından yanındaki sandalyeyi çekip oturdu. Arda iştahsız iştahsız tabağındakilerle oynuyor. Sana bir sürprizim var. Ne sürprizi? Önce kahvaltını bitirmen lazım. Yemeğe başladı. Olmadı. Bu kuhuma. Şimdi de olmadı. Birazcık da reçel yemen lazım. Olur. Alev ekmeğin içinden bir parça kopardı. Peki reçel mi, bal mı? Reçel. Çilek reçelinden biraz alıp ekmeğe sürdü. Peki sürpriz ne? Acele etme. Biraz sonra göreceksin. Ağzındakini bitir. Yut. Reçelli ekmeği ağzına verdi. Hadi gidelim. Bence bir tane daha yemen lazım. Mama. Bir parça daha ekmek koparıp bıçakla reçel sürmeye koyuldu. Ağzına verdi. Güzel. Portakal suyunu da aşağı inerken içeceğiz, tamam? Hadi bakalım. Ama çok merak ediyorum. Tamam, göreceksin işte. Kalktılar. Al bunu da. Portakal suyu. Akartürklerin evi. Alt kata inen İbrahim, Faik ve kızlarla kahvaltı eden Nalan'a bakarak durakladı. Hadi kahvaltını bitirdin, sen çıkalım. Sabredecek halim kalmadı. Ah, tabii bitti zaten. Kalkıyor. Niye işe yaramazsan Nalan abla? Arda seni görünce daha kötü olmasın? Olmaz. Olmaz, sen merak etme. O öyle bir anlık öfkeye kapılıverdi, kaçıp gitti. Yani çocuk sizi ilk defa karşısında bir çift gibi görünce ne yapacağını bilemedi tabii. Akıllıdır benim torunum. Şaşkınlığı geçmiştir şimdiye. Bakın göreceksiniz, Nalan'ı karşısında görünce koşarak kucaklayacak. Hadi inşallah. Nalan gidelim işareti yaptı. Hadi çıkalım. Tamam. Hadi afiyet olsun. Kızlar kapıya yönelen ikilinin ardından bakıyor. Park halindeki bir bisiklet. Neymiş bu hediye ya? Heyecanlı mısın? Evet. Tamam. Hadi. Gözlerini açayım mı? Gözlerini kapatarak getirdi. Evet. İki. Evet. Bir. Açıyorum. Aç. Arda sevinçle gülümsedi. Bisiklet mi? Başına geçti. Çok güzel. Beğendin mi? Çok. Sarıldı. Binmeyi biliyor musun? Biliyorum. Hadi o zaman. Ejder pencereden hadi izliyor. Hazır mısın? Hazırım. Arda hadi. Arda turlamaya başladı. Videoyu mu çekeceksin? Hem fotoğraf hem video. Tamam. Alev çekiyor. Hayır, düşer gibi yaptı. Dikkat et. Kapı önünde geziyor. Ejder düşünceli ifadesiyle üst kattan izlemeye devam ediyor. Arda durup Alev'e poz verdi. Çok güzel oldu. Arda bisikletten inerken Alev yanına geldi. Çok
teşekkür ederim Alev abla. Sarıldı. Sen çok üşümüşsün. Bekle burada, sana bir atkalık geliyorum, tamam mı? Alev konağın kapısına koşarken İbrahim'le Nalan karşıda belirdi. Şaşkın haldeki ikili geride durakladı. Merak etme, her şey iyi olacak. Hareketlenerek bisikletiyle uğraşan Arda'nın yanına geldiler. Oğlum. Arda kötü kötü baktı. Efendim baba. Oğlum neden böyle inat ediyorsun? Ben inat etmiyorum. Ben sadece yalan duymak istemiyorum artık. Ben sana hiç yalan söylemedim oğlum. Bak, Nalan ablan seninle konuşmak istiyor. Ben konuşmak istemiyorum. Onu bir kere dinle. Arda. Ablacığım. Ya bak, biliyorum bize çok kızgınsın, kırgınsın. Ama sana her şeyi anlatacak fırsatımız olmadı. Ne olur müsaade et. Seninle biraz konuşalım. Ha? Yanına çöktü. Bak, babanla biz sana hiç yalan söylemedik. Ya bizim evliliğimiz zaten gerçek değil. Sadece evcilik oyunu. Yani biliyorum çok üzüldün. Yani hayal kırıklığına uğradın. Ama seni geri almak için bunu yapmamız gerekiyordu. Yani çevremizdeki herkesin bizim evliliğimize inanması gerekiyordu. Onun için yaptık. Ya onun için düğün yapıp eğlence düzenledik biz. Biz ne yaptıysak senin için yaptık oğlum. Sen benim için mi evlendin baba? Evet. Sen benim için her şeyi yapar mısın? İbrahim diz çöktü. Yaparım tabii ki. Her şeyi yaparım. Tamam, eve dönerim. Ama bir şartım var. Söyle. Alev elinde bir atkı ve bereyle dışarı çıktı. Sen Nalan abladan boşanmadığın sürece ben o eve dönmeyeceğim. Koşa koşa gidip balkondan izleyen Alev'e sarıldı. Nalan ve İbrahim ikiliye bakarak doğruldu. Arda Alev'e sımsıkı sarılmış bırakmıyor. Alev İbrahimlere doğru bakarak Arda ile içeri girerken Ejder keyifle izlemeye devam ediyor. Şaşkın halde öylece duran İbrahim Nalan'a döndü. Nalan'ın gözleri dolu dolu olmuş. Bakışlarını birbirinden kaçıran ikilinin yüzünde dondu resim. Bu dizinin betimlemesi Sinegraf Film tarafından Sesli Betimleme Derneği'ne yaptırılmıştır. www.sebeder.org. Sesli Betimleme metin yazarı Reyhan Üzülmez. Seslendiren Ayşegül Kalkan. Altyazı Çağıl Doğan, Gökberk Yılmaz, Ece Naz Batmaz, Feride Tezcan. İşaretleri Volkan Kurt. Son kontroller Ayşegül Derin, Ela Korgan. Teknik yapım Yeni Gökdelen, tercüme Dağ Prodüksiyon. Sağda sponsor logoları akarken solda siyah zeminde beyaz harflerle jenerik geçiyor. Yönetmen Mehmet Bahadır Er, Yücel Hüdaverdi. Yapımcı Osman Sınav. Senaryo Hasan Kaçan, Selma Hacı Osmanoğlu, Sinan Biçici, Ali Uğur Kaçan, Saadettin Tolan. Müzik Aytuğ Yargıç. Genel koordinatör Erkan Akın. Bu dizi TRT1 tarafından Sinegraf AŞ'ye yaptırılmıştır. Copyright 2018. Gri beton fondaki siyah kare içinde Sinegraf ve Osman Sınav yazıları.